Güzel ülkenin iyi kalpli, güzel aydınlık insanları, herkese günaydın efendim. Yeni bir günü karşılıyoruz. 3 Mart tarih salı sabahındayız. Umalım dünü aratmayan bir gün olsun. Artık özellikle geçtiğimiz haftadan itibaren birbiri ardına o kadar kötü haberler alıp sizinle paylaşır olduk ki bu temenni, en yerinde temenni zannediyorum, hiçbirimiz için dünü aramayacağımız bir gün olsun. Güzel haberler alalım, güzel haberler verelim. Hangi haberler bugün ülke gazetelerinin ön sayfalarına taşınmış? Sosyal medyada hangi konular gündemde olmuş ve Türkiye gazetelerinin ön sayfalarında hangi haberler var? Rusya ile Türkiye ilişkileri biliyorsunuz son dönemde İdlib üzerinden gerilmiş durumdaydı. Onunla alakalı yeniden yoluna girecek mi? Erdoğan-Putin görüşmesi bu anlamda bekleniyor. Bakalım oradan hangi sonuçlar çıkacak? Bir mülteci krizi, bir göçmen krizi, daha doğrusu zaten Suriye'deki savaş, süregelen savaş sırasında da neredeyse 8 yıldır devam eden o kriz bu kez Avrupa kapısına dayanınca Avrupa'nın mülteciler konusunda, göçmenler konusundaki tavrını görmüş olduk. Yunanistan sınırında özellikle son günlerde Türkiye'nin geçişler noktasında herhangi bir tavır takınmaması üzerine gelişen hadiseler denizde ve karada yaklaşımı Yunanistan'ın dünya kamuoyu tarafından da paylaşılıyor ama bir taraftan da Avrupa'nın bu konudaki tavrını, yaklaşımını sınamamız, görmemiz açısından da önemli günler olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu konudaki politikası, göçmen politikası oldukça sert ve süregelen savaş sırasında da Türkiye bu anlamda mülteciler konusunda adeta Avrupa için bir tampon bölge, tampon ülke olmuştu. İlerleyen dakikalarda bu konuları konuşuruz. Ama biz hangi konular üzerinde son günlerde konuşuyoruz? Hastanedeki yangının ardından yaralar nasıl sarılacak konusu. Hızla oradaki çalışmaların devam ettiğini biliyoruz. Dün itibariyle de yangının meydana geldiği servis haricinde hastane faaliyet vermeye, çalışmalarına devam etmeye başladı biliyorsunuz. Fakat tartışmalar da sürüyor Sağlık Bakanlığı nezdinde. Bugün konuğum Ersan Saner, Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri, hükümetin büyük ortağı. Sağlık Bakanlığı'nı da Ulusal Birlik Partili Bakan Ali Pilli biliyorsunuz o koltukta oturan isim. Hem yangın sonrasında hem gündemdeki gelişmeleri, yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimini ve çalışmaları tümünü konuşma fırsatımız olacaktır diye düşünüyorum. 8.30-8.40 itibariyle Ersan Saner de bizimle birlikte olacak. Onu da aktarmış, sizinle paylaşmış olayım efendim. Hangi haberler yansıyor gazetelerin ön sayfalarına? 3 Mart itibariyle aktarmaya başlayalım bakalım. Aralara iliştireceklerimiz de olacaktır. Ardından sosyal medya gündemine bakacağız. Koronavirüsün durumuna, mülteci krizi durumuna, Türkiye basın baka baka devam edeceğiz. Hazırsanız eğer manşetlerdeki turumuza başlayalım efendim, buyursunlar. Kıbrıs Gazetesi ile başlıyoruz. Gazete bugün yanan kün olup kalıyor demiş. Devlet kurumlarındaki yangınlar, hastanedeki yangınla birlikte aklımıza ilk gelen konulardan bir tanesiydi. Kıbrıs Gazetesi manşetinde diyor ki bugün devlet ve kurum ve kuruluşlarında meydana gelen yangınlar sonrasında yaraların sarılmasıyla ilgili tablo ne yazık ki pek de parlak değil. Yakın geçmişte meydana gelen ciddi yangınlara bakıldığında birçoğunun eski haline döndürülemediği görülüyor. Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde kısa süre önce çıkan ve 3 kişinin hayatını kaybedip hastanedeki birçok cihazında zarar görmesiyle sonuçlanan yangın çeşitli sorgulamaları da beraberinde getirdi. Bu sorgulamalar arasında devlet kurum ve kuruluşlarında daha önce çıkan yangınlardan ders alınıp alınmadığı İlk sırada yer alıyor demiş bugün Kıbrıs Gazetesi. Daha önce yangın çıkan devlet laboratuvarının, devlet tiyatrolarının, İskan Bakanlığı'nın, aile mahkemelerinin ve atölyelerin durumuna bakıldığında
bunlardan ders alınmadığı ortaya çıkıyor. 2016'da çıkan yangında büyük zarar gören devlet laboratuvarı başka bir binaya taşındı ve aradan geçen bunca yıla rağmen hala bazı tetkikler yapılamazken 1999 yılında çıkan yangında tamamen yanan devlet tiyatroları binası ise ne tamir edildi ne de başka bir bina yapıldı. Yine 90'lı yıllarda İskan Bakanlığı ile aile mahkemeleriyle planlama ve inşaat dairesine ait marangoz atölyesi yandı. İskan Bakanlığı ile aile mahkemesi yangında çok önemli birçok evrak kül oldu. Şimdi bir de bu boyutu var, yani hem maddi zararı, şimdi hastanede elbette tüm bunların ötesinde can kayıpları. Tahliye sonrası sevk edildikleri hastanede hayatını kaybeden 3 hasta, onların ailelerine gelin anlatın bakalım. Hastane sigortalıydı. Acilen yaraları saracağız, acilen gerekeni yapacağız söylemi o aileler için artık bir şey ifade etmiyor. İşin bu boyutundan baktığımızda diğer bir boyutu maddi zarar. Şimdi biliyorsunuz ki devlet kurumlarına, örneğin hastaneye, geçmiş dönemlerden hatırlayacaksınız, bir cihaz alınması için gereken süreyi sırf o prosedür uzun olduğu için döneminde bakanlık yapan isimlerin zaman zaman isyan ettiklerini duymuştuk, görmüştük. Şimdi pek çok cihazın da kullanılmaz halde olduğunu biliyoruz. Bakalım ne kadar hızla onlar da yerine konulabilecek. En çok hasta kabul eden servislerden biri kardiyovasküler, göğüs ve kalp, aynı zamanda anjiyo işlemleri biliyorsunuz. Çok sayıda anjiyo işlemi yapılıyordu Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde. Hızla yaraların sarılması için, yani binanın eski haline gelmesi için çalışmalar yapılıyor. Ama yanan evraklar, hasta kayıtları var mıdır yok mudur, onunla ilgili bakalım açıklamalar gelecek mi? Belediyelerin içinde bulunduğu durum sık sık gündemimize gelir. Malumunuz bu kez Akdoğan Belediyesi konu. Mali polis Akdoğan Belediyesi'ndeki yolsuzluk iddialarını mercek altına aldı. Belediyedeki çok sayıda belgeye incelenmek üzere el koydu. Akdoğan Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturması başlığıyla bugüne taşınmış durumda. Haber Kıbrıs gazetesinde hemen logo yanında büyük görülüyor. 8 projede yolsuzluk yapıldığı iddia ediliyor. Başbakanlık Denetleme Kurulu'nun bir süre önce hazırladığı raporda Akdoğan Belediyesi'nin İçişleri Bakanlığı kaynaklı 8 projede yolsuzluk yaptığı yönündeki tespiti üzerine Mali Polis dün belediyeye baskın düzenledi. Mali Polis'in belediyedeki evrakları toplayıp ayrılmasının ardından çalışma ofisinin penceresine çıkan Belediye Başkanı Ahmet Latif'in bana temiz don atlet getirin diye bağırmasına ise bir anlam verilemedi diyor gazete. Polisin gitmesinin ardından böyle bir durum gerçekleştiği belirtiliyor. Belediye başkanının cama çıkarak ne anlatmak istedi acaba? Yolsuzluk iddiaları devam eden, polis soruşturmasının sürdüğü belediyede başkanın bu sözleri, Kıbrıs gazetesinde bu sözleri sarf ettiği iddia ediliyor. Daha doğrusu Akdoğan Belediye Başkanı'nın ne demek istedi acaba? Bir de dokunulmazlığın kaldırılması davası vardı biliyorsunuz. Dokunulmazlığı kaldırılan UBP Milletvekili Aytaç Çalı'da ve dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Şerife Ünverdi'nin yargı süreci başladı deniliyor. Bu dokunulmazlıklar konusu temiz siyaset, temiz sayfa noktasında biliyorsunuz ki bir Aytaç Çalı'da iki Hüseyin Özgürgün konusunda dokunulmazlıklarının kaldırılması gündeme geldi. Orada da kalmış gibi görünüyor. Şimdi Halkın Partisi'nin bu konuda büyük iddiaları vardı. Gelmiş geçmiş bütün siyasilerle alakalıydı aslında o iddialar. Geldiği nokta Aytaç Çalı'da ve Hüseyin Özgürgün. Hüseyin Özgürgün de biliyorsunuz Anayasa Mahkemesi'ne, Demokrat Parti Hüseyin Özgürgün'le birlikte Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu. Dokunulmazlığın kaldırılması konusunda bir anayasaya aykırı durum var mı yok mu diye, öyle bir durum olmadığı ortaya çıkmıştı. Şimdi onunla ilgili süreçte işleyecek. Aytaç Çalı'da konusuna dönecek olursak, dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Şerife Ünverdi'nin yargı süreci de başladı deniliyor. Çalı'da ve Ünverdi 2012-2013 yılları arasında
sahte evraklarla mevkilerini kötüye kullanarak 26 kişiye çalışma izni çıkardıkları suçlamasıyla dün mahkemeye çıktı. Başsavcılık ithama hazır olduklarını belirtirken savunma avukatları dosyaları inceleme talebinde bulundu. Mahkeme davayı itham için 5 Mart tarihine erteledi deniliyor. Yine bu hafta davanın ertelenmiş duruşması da gerçekleşecek. Bakalım o dönemin isimlerinden Şerife Ünverdi'nin de yargılandığı bir süreç oldu. Lokmacu'da incin top oynuyor. Şimdi özellikle Lokmacu'dan geçişlerin günübirlik turistler oradan geçenlerle Lokmacu barikatından güneyden kuzeye geçenlerle Arasta ve bölgesinin hareketlendiğini biliyoruz. Onların geçiyor haliyle bile Arasta esnafı son derece şikayetçiydi işlerinin iyi olmadığından. Surlariçi bölgesini hayli hareketlendiren geçişlerdi Lokmacu'dan yapılan geçişler. Hem mesafenin kısa olması, yürüyerek geçilebilmesi, hem turistlerin günde belki birkaç defa geçip gitmesi için, hem de Kıbrıs durumların aynı şekilde oldukça pratik bir kapı biliyorsunuz. Fakat şimdi onun kapanmasıyla birlikte incin top oynuyor şeklinde atmış başlığı bugün Kıbrıs gazetesi. Adamızdan Covid-19 yani koronavirüs nedeniyle kuzey ve güney arasında geçişleri sağlayan 4 sınır kapısının geçici olarak kapatılmasından sonra Lefkoşa'da bulunan 3 sınır kapısında da hareketlilik azaldı deniliyor. Şimdi işin böyle bir boyutu da var. Örneğin turistler açısından hani ülkenin gündemini takip eden yerlileri, burada yaşayanları konulara birazcık daha hakim olur elbette. Her ülkede bu böyledir ama turistler kendilerine söylenilenler doğrultusunda hareket etme eğilimi gösterirler. Çünkü çok fazla hakim değildirler ortama. Şimdi eğer siz güneyde kuzeyle kapılar, 4 kapı kapandı çünkü koronavirüs şüphesi var derseniz örneğin, turistler de bu tarafa geçmek konusunda elbette içlerine bir kurt düşer. Madem kapılar kapandı demek ki burada koronavirüs var. Hayır, koronavirüs burada yok. Aksine ta en başından beri söylediğimiz, eğer bu karar yani tek yanlı olarak alınan bu karar siyasi değilse ve amaç gerçekten koronavirüsten korunmaksa, İtalya ve Yunanistan'la uçuşlar neden durdurulmadı da böyle bir karar alındı diye sorgulamıştık. Çünkü İtalya koronavirüsün tüm Avrupa'ya yayıldığı ülke biliyoruz. Yunanistan'a da sıçradığını biliyoruz. Orayla uçuşlar devam edecek ama kuzeyle kapılar kapanacak. Neden? Koronavirüs şüphesi. Kuzeyde böyle bir kesinleşmiş hasta var mı? Hayır, yok. O zaman neyin şüphesi bu? Ama gelin bunu örneğin turistlere anlatın. Şimdi insanın içine böyle bir kurt düşünce diğer kapılardan geçişlerde turist anlamında elbette azalır. Metehan'dan geçişleri daha çok Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türkler alışveriş amaçlı farklı amaçlarla yapıyorlar. Ama turistlerin en çok kullandıkları kapının Lokmacı ve Ledre olduğunu biliyoruz. Lefkoşa için konuşuyorum. Hal böyle olunca eğer siz böyle bir şüphe tohumu ekerseniz elbette gelebilecek olan insanlar da böyle bir endişeyle gelmezler. Dolayısıyla Lokmacı'da incin top oynuyor ama diğer kapılarda da yoğunluğun azaldığı noktasında bilgiyi Kıbrıs gazetesi paylaşmıştı. Bugüne taşınmış durumda. Havadis gazetesi, siz de elinizi cebinize atın sürmanşetiyle. Özlem Gürkut'un çağrısını bugün taşıyor. Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Doktor Gürkut'tan hastane için kampanya açıklaması yapan Sağlık Bakanı Ali Pilli ve hükümete öneri, siz de elinizi cebinize atın şeklinde dün sosyal medya paylaşımı olarak aktarmıştık. Bugün kendi ağzından ifadeleri Havadis gazetesine yansımış durumda. Halk zaten bağış yapıyor demiş. Hükümete çağrımdır başlığıyla yayınladığı açıklamadan da bahsediliyor. Bugün Havadis gazetesinin sürmanşetinde önce devlet örnek olsun başlığıyla. Sigorta muamma diyor bugün Havadis gazetesi. Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde çıkan yangın, devlet laboratuvarı yangını sonrasında yaşanan sigorta sorununu hatırlattı. Devlet laboratuvarının da sigortalı olduğu Mapfre sigortanın hastanedeki hasarı karşılayıp karşılamayacağı tartışma konusu oldu. Şimdi sigorta şirketinin yetkilileri sosyal medya açıklamasında ne diyordu? Biz
poliçe miktarına bakmaksızın elimizden geleni yapacağız. Büyük bir ekiple çalışıyoruz diyordu. Havadis gazetesi ise muamma olarak görmüş. Niçin öyle? Görelim. Mapfre Sigorta Direktörü Alişan Oşan, hastane 85 milyon liraya şirketimizde sigortalı, ancak terör saldırısı, kundaklama dışındaki yangınlar poliçe kapsamında, yangın nedeni raporunu beklerken kamu yararını gözeterek tamirat tadilat çalışmalarına başladık. Devlet laboratuvarı yangınında 1,5 milyon dolar değerindeki cihaz ve analizlerde kullanılan milyonlarca liralık reaktifler yandı. Devlet laboratuvarı Demirbaş olarak 21 milyon 350 bin liraya sigortalıydı. Ancak yangının çıkış nedeni belirlenemediğinden sigorta şirketi ödeme yapmadı. İşte haberin dayanağı bu. Şimdi endişe büyük diyor ara başlıkta. Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde de henüz yangının çıkış nedeni tespit edilemedi. Ödeme için yangın çıkış nedeni raporunun verilmesi gerektiğini belirten Mapfre sigorta yetkilisi, raporun çıkmaması halinde devlet laboratuvarı yangınındakine benzer bir durumun tekrarlanabileceği olasılığını doğruladı. Sağlık Bakanlığı hasar tespiti için ön çalışmanın tamamlandığını, ancak zararın tazmininin zaman alacağını duyurdu. Bakanlık çalışabilir hale gelmesi için bağış kampanyası başlatıldığını da açıkladı. İşte olayın kaynağı buymuş demek ki. Çünkü biz dünden beri neyi sorguluyoruz? Madem sigorta şirketi bu poliçenin miktarına bakmaksızın zararı karşılıyor, o zaman niçin yetkililer bir bağış kampanyası gereği duydu? Dün sosyal medyada da bununla alakalı paylaşımlar yapılmıştı ve biz aynı soruyu o paylaşımlar üzerinden sormuştuk. Madem bir bağış kampanyası düzenleniyor, o zaman ne kadarlık bir hasarın meydana geldiğinin net olarak ortaya çıkması gerekmez mi sorusunu sormuştuk. Ondan bir önceki sorumuzda, madem sigorta şirketi karşılayacak, bu bağış kampanyasında toplanacak meblağ ne olacak sorusunu da sormuştuk, hatırlayacaksınız. Şimdi Havadis gazetesi diyor ki, eğer koşulları sağlamazsa o zaman bu ödemeyle alakalı sıkıntı çıkabilir. Tıpkı devlet laboratuvarında olduğu gibi. Çünkü o zaman yangının çıkış nedeni belirlenemediğinden sigorta şirketi ödeme yapmamıştı diyor. Ve aynı sigorta şirketi olduğunu da hatırlatıyor. Dolayısıyla böyle bir durum var şimdi. Endişe büyük ara başlığıyla Duygu Alan'ın haberi paylaşılmıştı Havadis gazetesinin manşetinde. Sendikal platformun açıklaması. İşçi adı altında uzak doğudan getirilen ve köle gibi çalıştırılan insanlara sendikal platform sahip çıkmış. Kuzeyde insan kaçakçılığı ve köle düzeni var şeklindeki açıklama bugüne taşınmış durumda. Bana kalırsa geç bir açıklama ama hiç yapılmamasından iyi. Çünkü biz sendikal mücadeleyi ya da arayışlarını genellikle hani hep bu öteki tanımını bu haberler, örneğin geçtiğimiz haftalarda inşaatta çalışan işçilerin yaşam koşulları üzerinden yaptığımızda, o inşaatların kimlerin omuzlarında yükseldiğini çok da önemsemediğimizi söylemiştik, hatırlayacaksınız. Sonuç ilgilendiriyor bizi. Nerede yaşadığımız, hangi koşullarda insanların çalışarak oraları yaptığı çok da bizi ilgilendirmiyor. Çünkü görmüyoruz. Günlük hayat pratiğimizde hep öteki olarak adlandırıp onların olumsuz özelliklerinden bahsediyoruz. Hep diyoruz ya, iğneyi kendimize batıralım diye. Bu konuda bunlardan bir tanesi. Dolayısıyla hani sendikaların da kapsayıcılığı anlamında eksik kaldığı alanlardan biri olduğunu düşünmüşümdür hep. Dolayısıyla bugün yapılan bu açıklama, daha doğrusu dün yapılan ve bugün gazetelere yansıyan bu açıklama yerinde, ancak birazcık geç kalınmış bir açıklama. Bundan sonraki, bu açıklamadan sonraki adımları da görmek lazım. Ne yapılacak anlamında. İnsan kaçakçılığı ve köle düzeni var kuzeyde diyor bugün sendikal platform açıklamasında. Bu yeni değil. Peki ne yapacağız bununla alakalı olarak, ona bakmak lazım. Bugüne taşınıyordu Havadis gazetesinin ön sayfasında. Hemen bu haberin altında bir çocuk hayatını kaybetti başlığı var. Türkiye'nin Avrupa'ya geçmek isteyen göçmenleri artık engellemeyeceğini söylemesinin ardından Yunanistan sınırında kriz derinleşiyor.
kara sınırında plastik mermilerle vurulan mültecilerin yanında Midilli açıklarında da bir tekne devrildi. Bir çocuk hayatını kaybetti o devrilen teknede. Akdeniz'in, Ege'nin soğuk suyunda hayatını kaybeden çocukların, kadınların, erkeklerin sayısı, hayatta kalmayı başaranların akıbeti. İşte savaşlarda bunlar oluyor. Hani her savaş dediğimiz şeyin ardında bir de bunlar var. Dolayısıyla olaya bu açıdan baktığınızda da acı gerçekler bugün Avrupa'nın yüzüne vuruyor. Birazdan paylaşacağım. Avrupa'nın göçmenlerle alakalı olarak en azından Yunanistan'ın tavrı, ilk günden atılan gözyaşı bombaları. Şimdi plastik mermilerden bahsediyoruz. Daha da ileri gidip sahil güvenlik botlarının mültecilerin içinde bulunduğu botu devirmek için adeta etrafında nasıl dalgalar yarattığına dair görüntüler de dün hayli paylaşıldı. Ona da bakarız. Koronavirüs paniği Avrupa'da büyümeye devam ediyor. İtalya emekli doktorları göreve çağırdı. Hadi buyurun. Tüm Avrupa'ya koronavirüsün yayıldığı ülke diyoruz İtalya için. Emekli doktorlar bile göreve çağrılmış durumda. Şimdi Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklaması var. Böyle bir şey daha önce olmadı diyor koronavirüsüyle alakalı. Yani tehlike... nin boyutu hepimizin tahmin ettiğinden de büyük olabilir. Birazdan o açıklamaları paylaşacağım sizinle. Dünyanın koronavirüs salgınında daha önce görülmemiş bir durum yaşadığını söylüyor Dünya Sağlık Örgütü açıklamasında. Birazdan detaylara bakarız sizinle birlikte. Bugüne taşınan haberler arasındaydı. Afrika gazetesindeyiz şimdi. Bahar Kalkanı Harekatı'nı bugün manşetinden görüyor Afrika gazetesi ve diyor ki Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerini taşımış ön sayfasına. Şayet bir an önce Türkiye'nin belirlediği sınırların dışına çıkmazlarsa bir süre sonra omuzlarının üstündeki o başlar da kalmayacak şeklindeki açıklaması kelle istiyor başlığıyla Afrika gazetesinde manşetten yer almış durumdaydı. Sendikal platformun açıklaması, insan kaçakçılığı ve köle düzeni başlığıyla Afrika gazetesinde göbekten görülmüş fotoğrafla insan kaçakçıları binlerce euro karşılığı bu insanları adamıza getirdikten sonra onları patronlara teslim etmekte, patronlar da pasaport ve kimliklerine el koyarak insanlık dışı koşullarda barındırarak çok uzun saatler, çok düşük ücrete sigortasız ve güvencesiz çalıştırıyorlar şeklinde sendikal platformun açıklaması. Az önce de söylediğim çok yerinde açıklamalar, birazcık geç kalınmış olsa da. Ancak bundan sonra takibi nasıl olacak, ne gibi adımlar atmayı düşünüyor sendikal platform ya da sivil toplum örgütleri ve elbette yetkililer? Oldukça önemli bir sorunu bu ülkenin, ancak görmezden gelinen sorunlarından bir tanesiydi. Bakalım bu açıklamanın ardından adımlar ne yönde olacak? Yeni Düzen gazetesindeyiz. Bu virüsün geldiği falan yok, bu kadar abartı ne, kendi ayağımıza kurşun şeklindeki açıklama Başbakan Ersin Tatar'dan. Başbakan Tatar'dan mecliste şaşırtan koronavirüs açıklaması şeklinde bugüne taşınmış durumda. Yeni Düzen gazetesinin manşetinde tüm dünya kasıp kavruluyor koronavirüsten. Türkiye'nin bugüne kadar resmi bir açıklama yapılmadı koronavirüsle alakalı olarak hasta tespit edildiği konusunda. Gerçekten bir mucize. Çünkü tüm etrafındaki tüm ülkelerde koronavirüs görüldü. Türkiye hem uçuşları durdurarak hem de kara kapılarında tedbirler alarak koronavirüsünün ülkeye sıçramasından endişe ediyor. Nüfusu yoğun olan ülkelerde virüsün görülmesi daha büyük endişe kaynağı. Çünkü orada çok etkin bir mücadeleyle yayılmasının durdurulması gerekiyor koronavirüsün. Hal böyle olunca Türkiye'de nüfus yoğunluğu bakımından biliyorsunuz ki bölge ülkeleri arasında hayli nüfusu olan bir ülke sayısal anlamda. Dolayısıyla
bu da büyük bir tehlike yaratıyor. Şimdi bizim doğrudan uçuşlarımızın olmaması bu anlamda bir avantaj. Zaten ne zaman böyle konular olsa ancak avantajını yaşıyoruz. Türkiye üzerinden geliyor. Şimdi Türkiye'de halen bir netlik kazanmış koronavirüs vakası olmaması birazcık iç rahatlatıcı bir durum. Ama kapılar noktasında ilk günden beri diyorduk, Avrupa'da görüldükten sonra en azından direkt uçuşları olan Larnaca'dan gelecek olanlarla alakalı olarak ne olacak durum diye, sağ olsun Anastasiadis onu da halletti. Koronavirüs nedeniyle kapıları tek taraflı olarak kapattı. Şimdi Larnaca'dan uçuşlar devam ettiği sürece orada hala bir risk var. Bununla birlikte şimdi Ersin Tatar'ın dün mecliste söyledikleri, meclise sarf ettiği sözlerse Dünya Sağlık Örgütü'nün bugüne kadar görülmemiş bir olay dediği koronavirüsle alakalı olarak, bu virüsün bize geldiği falan yok, bu kadar abartı ne, kendi ayağımıza kurşun şeklindeki yaklaşımı, acaba hükümetin, yetkililerin koronavirüsü konusunda gerçekten yeterli önlemleri alıp almadığı şeklinde çok ciddi soru işaretleri de bir taraftan oluşturuyor. Çünkü eğer gerçekten yaklaşım buysa bize de gelmez canım, ne olacak yani, çok da abartılıyor şeklinde bir yaklaşımsa, Dünya Sağlık Örgütü'nün bugüne kadar görülmemiş bir olay dediği koronavirüsü konusunda, COVID-19 konusunda gerçekten bize gelmesi halinde durumumuzu, hani böyle felaket senaryosu falan değil, fakat bu sözler üzerine gerçekten bunun denetlenebilir olması gerekliliği konusunda düşünceye itiyor beni doğrusu. Çünkü neden? Biliyorsunuz ki koronavirüsü çok ciddi mücadele istiyor. Sağlık alanında bizden çok daha gelişmiş olan ülkeler hastalığın yayılması noktasında tatmin edici adımlar atamadılar. Hatta kimi yetkililer dünyadan özür diliyor bununla alakalı. Biz yeterince baş edemedik. Tüm dünyaya yayıldı. Çin'de insanlar dünyadan özür diliyor örneğin. Kayıtlı ölüm vakalarının sayısı 3000'i aşmış durumda. Çoğunlukla Çin'de ölü sayılarının çoğunluğu Çin'de, hayatını kaybedenlerin çoğunluğu. Fakat Avrupa'da da görülme ve yayılma durumu artık Çin'den daha ileriye gitmiş durumda. İtalya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 50'yi geçti. Hafızam beni yanıltmıyorsa birazdan detaylı olarak veririz. Tüm dünya kasıp kavruluyor koronavirüsünden. Tedbir üstüne tedbir alınıyor. Biz de bu kapalı olma haline evet güveniyoruz birazcık bu konuda, ama ona güvenmek yetmez. Önlemler noktasında gerçekten neler yapıldığını da görmek istiyoruz. Şimdi geçtiğimiz hafta hani iki vaka yaşandı koronavirüs konusunda. Şüphelenilip Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne götürülen, hatırlayacaksınız. Doktorların full maskeler ve özel elbiselerle hastaya nakil sırasında eşlik ettiğini görüyoruz örneğin. Hasta aynı şekilde maskeli, doktorlar, sağlık ekibi maskeli. Dışarıda nakledilen hastanede, Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde, dışarıda insanlar normal hayatına devam ediyor. Yani öyle bir durum, hani bir karantina ortamı, çok disiplinli olunması lazım falan diye düşünürüz ya. Dolayısıyla bunların daha önce bizde pratiği çok fazla yok. İşte kuş gribinde falan vardı, korona öyle böyle değil diyor işte Dünya Sağlık Örgütü. Hal böyle olunca daha da dikkatli olmak gerekiyor. Kendi ayağımıza kurşun demiş Ersin Tatar. Bu virüsün bize geldiği falan yok demiş. Umalım Başbakan Ersin Tatar haklı çıksın. Bugüne taşınan haberler arasındaydı. Hastanedeki durum tam kaos olarak bugüne aktarılmış durumda. Yeni Düzen gazetesinin ön sayfasında. DAYU konusu, biliyorsunuz ki Necdet Osam'ın ekibiyle birlikte istifa etmesinin ardından şimdi orada yeniden bir rektörlük yarışı olacak. DAYU'da adaylar sıraya girdi deniliyor. Ahmet Sözen, Aykut Hoca'nın, Necdet Osam, Mustafa İlkan,
bugüne taşınan o isimler iki isim adaylığını ilan etti. Toplamda 5 aday konuşuluyor şeklinde yansımış. Ahmet Sözen adayım, Dayı'nın iç barışa ihtiyacı var demiş. Aykut Hoca'nın aday olacağımı duyurdum. Necdet Osan adaylıkla ilgili isteğim yok. Mustafa İlkan aday olmayı düşünüyorum demiş. Turgay Avcı ve Vedat Yorucu'nun ismi de adaylıkla anılıyor. Ulaş Gökçe sendika seçimlerde tarafsız kalmalı demiş, o da Dayı Hüseyin'in başkanı biliyorsunuz. Durum böyle şimdi Dayı'da. Bakalım neler olacak. Necdet Osam istifasında pek çok iddia da ortaya atmıştı. O iddialarda cevap bekliyor, onu da hatırlatalım. Erhürman'dan önemli uyarı, basın açıklamasıyla olmaz. Birleşmiş Milletler Avrupa Birliği devreye sokulmalı. Bugüne taşınan başlıklardan CTP istihdam ve yurttaşlıkları sordu. Yine bir diğer başlık bugüne yansıyor. Kıbrıs postası, Poliçe içeriği ve hasar raporunu beklemeksizin devredeyiz. Bu sigorta şirketinin yetkilisinin açıklaması. Havadis gazetesi tam bir bu konuda endişe hakim diyordu. Kıbrıs postası logo yanında Poliçe içeriği ve hasar raporunu beklemeksizin devredeyiz diyor. Lefkoşa Devlet Hastanesi'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin en büyük ve en gözde devlet hastanesi olduğuna dikkat çeken ve hastane ana binasının sigortalı olduğu Medfree Sigorta direktörlerinden Alişan Şan, bu binanın tüm halkı ilgilendiren bir bina olduğunu ifade ederek hiç Poliçe'nin içeriğini, hasar raporlarının çıkmasını, envanter çalışmalarını beklemeksizin devreye girdik dedi. Şimdi devreye girilmesinden ziyade rapor çıkmadan, daha önceki tecrübelerden yola çıkarak rapor çıkmadan ödemenin yapılıp yapılmayacağı ile alakalı soru işareti olduğuna değiniyor ilgili çevreler. Dolayısıyla hani oradaki hasarın tespit edilmesinin ardından tazmin edilmesi konusundaki durum, yoksa şimdi evet canla başla çalışıyor bir ekip, hızlıca hastanenin yeniden faaliyete geçmesi anlamında bugüne taşınmıştı sigorta şirketinin açıklaması. Kapı kapandı, işler durdu. Lokmacı sınırı kapısının kapandığı günden beridir sessizliğin hakim olduğu Aras'ta ve Bandabulya'da esnaf birbirine bakıyor ve kapıların açılmasını bekliyor. Gazeteye konuşan esnaf, sınır kapısından geçerek alışveriş yapmaya gelenlerin kazançlarının büyük bir bölümünü oluşturduğunu, sınırların kapanması nedeniyle işlerin olumsuz etkilendiğini dile getirdi. Siyasilere seslenen esnaf, kapıların bir an evvel açılmasını sabırsızlıkla bekliyor. Şimdi bir hafta diye duyurulmuştu. Cumartesi sabah itibariyle böyle bir adım attı Anastasiya Diz tek taraflı olarak. Bir haftanın ardından yeniden değerlendirileceği belirtildi. Ama o kadar aşikar ki konunun böyle bir sağlık gerekçesiyle değil de siyasi olarak atılan bir adım olduğu. Hal böyle olunca şimdi cumartesi günü acaba kalkar mı, yoksa Anastasiya Diz geri adım atmamak adına bu tutumunu sürdürür mü, bir süre daha göreceğiz. Ama sürdürürse en azından lokmacı ve çevresindeki esnaf için hiç de iyi bir haber olmayacak bu. Elbette diğer kapıları da etkiliyor. Geçişlerdeki yoğunluğun azaldığı noktasında bilgiler var. Hani böyle bir durumun, sağlık endişesiyle böyle bir adımın atıldığıyla ilgili tavır elbette etkilemiş gibi görünüyor. Bugüne taşınmış durumda. Acil servise başvuran tüm hastalara ücretsiz hizmet veriyoruz demiş Kolan Hastanesi Başhekimi Harun Gülmez. Onun açıklamaları da bugüne taşınmış durumda. Seçimlerle alakalı olarak yapılan açıklamalar. Akıncı, Avrupa Birliği içinde iki ayrı egemen seçenek bu konjonktürde mümkün değil. Erhürman, Cumhurbaşkanı iç meselelere artık ciddiyetle müdahil olmalı. Ersin Tatar, özgürlüğümüzden geri adım atmayız sözleriyle bugün gazetenin ön sayfasında. Aras'ta bitti diyor diyalog. Lefkoşa'nın tarihi çarşısı savaş döneminde bile bu kadar kötü olmadı. Her gün binlerce turistin geçiş yaptığı lokmacı kapısı 4 günden beri kapalı. Muhaceret memurları gibi esnaf da sinek avlıyor. Bugüne taşınmış durumdaydı. Bölge esnafı sinek avlıyor. Avrupa Birliği'nin müdahalesi isteniyor ara başlıklarıyla taşınmış bugüne.
kapı kapama kararının sonlandırılması için Avrupa Birliği nezdinde girişim yapılmasını isteyen Aras'ta esnafı lokmacının kapanması yüzünden yabancı turistlerin de bölgeye gelemediğini belirtti. Aras'ta esnafı Avrupa Birliği'nin temel ilkesi serbest dolaşımsa Rum tarafının bu tek yanlı kararını derhal sonlandırmalıdır diyerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yetkililerinin demeç yerine daha etkin girişimler yapmasını istedi. Avrupa'da bile böyle sınırların kapanması gibi bir durum olmadı biliyorsunuz. Dolayısıyla bu tek yanlı kapıları kapatıyorum hamlesinin Avrupa Birliği'nin nezdinde de bu şekilde algılanması gerekiyor gerçekten. Konunun sağlıkla ilgili, koronavirüsüyle ilgili alınan bir önlem değil de siyasi bir adım olduğu. Dün Zeki Çeler bunun için Cumhurbaşkanlığı seçiminin seçimiyle alakalı da buradaki özellikle artık bu şekilde çözüm olmaz, bu masaya yeniden oturulmaz, 50 yıldır aynı şeyi görüşüyoruz diyen tarafların ekmeğine bu adımın yağ sürdüğünü, Anastasiadis'in amacının da bu olduğunu, çünkü yeniden örneğin Beşli'den sonra artık sonucu belli bir sürecin kendisi için başlamasını istemediğini ve 2023'e kendi seçimlerine zamanı oynadığı yönünde görüş belirtmişti. Hakim kanı da bu yönde zaten bugüne taşınmış durumdaydı. Önümüzdeki 5 yıl önemli demiş CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman gazeteye yaptığı ziyarette Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin çalışmaları anlattı deniliyor aynı zamanda. Mülteci krizi büyüyebilir. Bugün Yeni Bakış gazetesinin manşetinde yakında Üniversitesi Siyaset Bilimi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Şevki Kralp, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında başlayan mülteci krizinin Kıbrıs'a da yansıyabileceğini, olası bir mülteci dramında Kıbrıs Rum tarafıyla Kıbrıs Türk tarafının birlikte istişare içinde olması gerektiğini belirtti. Türkiye ile Avrupa Birliği'nin bir tür uzlaşıya varmamaları durumunda kaosun büyüyeceğine işaret etmiş. Bu konuda Kıbrıs Rum tarafıyla Kıbrıs Türk tarafının istişare içerisinde olmasında yarar gördüğünü belirtmiş. Mültecilerin ülkemize güneyden ya da kuzeyden giriş yapmaya çalışmaları durumunda bu insanlara nasıl yardımcı olacağız ya da bu konuda hangi adımları atacağız dedi. Kıbrıs Rum tarafı koronavirüs salgınını bahane ederek Kıbrıs Türk tarafına danışmayarak geçiş noktalarını tek yanlı olarak kapattı. Açık kalan geçiş noktalarında denetim adı altında insanları saatlerce kuyrukta bekleten uygulamaları devreye koydu ama olası bir mülteci dramında istişare ve yardımlaşma içerisinde hareket etmemiz zaruri olacaktır dedi. Şimdi burada öyle bir uygulama yok, yani mülteci tanımı bizde yok. Biz ya deport ediyoruz ya Birleşmiş Milletler gözetiminde güneydeki mülteci kampına. Fakat şöyle bir durum var. Güneydeki kampın yaşam koşulları noktasında iyi bir durumda olmadığına dair orada kalma tecrübesi yaşamış olan mültecilerin anlatımları, tanıklıkları var. Dolayısıyla orada kalmamak için kaçıp kuzeye kaçak yollarla gelenler dahi var. Yani orada bir mülteci statüsü oluyor olması da çok kafi değil yaşam koşulları anlamında, ayrımcılık anlamında şikayetçi olduklarını tanıklıklarından biliyoruz orada kalanların. Dolayısıyla ada genelinde yani mülteci ile alakalı, mülteci tanımı göçmenlerle alakalı olarak böyle bir durum var. Bizdeki durum daha da kötü. İşte ya kelepçeleyip mahkemeye çıkarıp deport ediyoruz ya da Birleşmiş Milletler giriyor devreye ama deport olaylarını daha çok görüyoruz. Şimdi tüm dünyayı etkiliyor. Türkiye'ye yakınlığı nedeniyle işte karadan ve denizden Yunanistan'a kaçmaya çalışıyor biliyorsunuz insanlar. Türkiye'nin müdahale etmemesi gibi bir durum İdlib saldırısından sonra ortaya çıktığından beri. Şimdi en yakın nereye kaçabilirlerse hayatlarını kurtarmak için. Burası da o rotasyonda zaten böyle bir durum, yani Türkiye'nin müdahil olmama tavrından önce de zaman zaman Akdeniz'de botlarda burada da o dramı gözlemlemiştik. Yakınımızda güneye getiriliyoruz zanneden insan kaçakçılarına verdikleri para sonrası güneye taşındıklarını zanneden göçmenlerin ülkemiz sularında bulunmasına da tanıklık etmiştik hatırlayacaksınız. Dolayısıyla mülteci krizi büyüyebilir şeklinde taşınmıştı Yeni Bakış gazetesine. Denizde ve karada can pazarı. Bir can yeleği, iki ayakkabı, ne çok şey anlatıyor bu fotoğraf. Sığınmacılar deniz ve karayoluyla Yunanistan'a geçmeye çalışıyor. Yunan güvenlik güçlerinin müdahalesinde
Sınırın Türk tarafında bir Suriyeli göçmenin öldüğü belirtilirken Yunan hükümet sözcüsü bu iddiayı yalanladı. Öte yandan Midilli adası açıklarında yaklaşık 50 göçmeni taşıyan teknenin batması sonucu küçük bir çocuğun öldüğü belirtildi. Bunlar daha yansıyan rakamlar. Bakalım neler olacak. Haberci turizme korona darbesi demiş. Bu yıl ülkemiz açısından çok parlak görünmüyor. Berlin fuarı bu yıl yapılmıyor. Airbnb'de ise %80 iptal var. Korona bizi de vurdu. Airbnb'ye %80 iptal olduğu belirtilmiş. Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Orhan Tolun, Airbnb satışlarında %80'e varan iptallerin olduğunu bildirerek yapılan yanlış açıklamalardan dolayı özellikle Güney Kıbrıs'tan kuzeye olan turların iptal edildiğini açıkladı. Turizm fuarının iptaliyle Kıbrıs'ın kuzeyine yönelik düzenlenen turların ciddi sıkıntıya düştüğü belirtiliyor. Ünal Üstel Mart ayı sıkıntılı geçebilir demiş, tüm sezon öyle geçmesin de bugüne taşınan başlıklar arasında Haberci gazetesinde. Kıbrıs'a su taşıyan dev plastik borunun Antalya'da sahile vurduğu iddia edildi. Bakanlık yalanladı ancak Astım projesiyle ilgili bakandan net bir açıklama yok. Bakan Oğuz neden suskun diyerek bugüne taşımış haberi Haberci gazetesi ön sayfasında hastane iyileşiyor demiş yapılan müdahalelerin ardından. Güneş özgürlüğümüzden geri adım atmayız başlığıyla bugüne yansıtmış. Başbakan Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar'ın açıklamalarını Kuzey Mesarya köylerinden Tatlısu, Mersinlik, Mallıdağ, Yamaçköy, Tirmen, Serdarlı, Görneç, Gönendere, Sütlüce'ye yaptığı ziyaretler aktarılmış ve oradaki konuşmaları. Halkın sesi virüs açık kapılardan geçmez mi diye soruyor bugün. Rum yönetiminin koronavirüsüne karşı bir haftalığına kapattığı 4 geçiş noktasında derin bir sessizlik hakim. Rum tarafı açık olan 5 sınır kapısında ise virüs taraması yapıyor. Rum görevliler geçiş yapan kişilerin tek tek ateşini ölçüyor. Kıbrıs Türk tarafından bu konuda güneye tepkiler gelmeye devam ediyor. Başbakan Tatar en fazla alışveriş yapılan noktaların kapatıldığına dikkat çekti ve Anastasiadis Akıncı'ya büyük ayıp yapmıştır. Adam yerine koymadı. Akıncı da bu kararı bizim gibi radyodan dinledi dedi. Dışişleri Bakanı Özersay ise Rum tarafının Kıbrıs Türk tarafının ekonomik anlamda nefes alışını engellemeye çalıştığını söyledi. Özersay, Rum yönetiminin uluslararası camiada kendini rezil ettiğini ve çok yakında geri adım atmak zorunda kalacağını ifade etti. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman kapıların kapatılmasının koronavirüsle ilgili hiçbir alakası olmadığını söylerken TDP Başkanı Özyiğit Rum yönetimi bir an önce kararından dönmeli dedi. YDP Başkanı Arıklı da virüs metehandan girmez mi diye sordu. Geçiş yapan kişilerin tek tek ateşi ölçülüyor ama Dünya Sağlık Örgütü de duyuruyor. Bu uygulama yeterli değil ya da çok bir şey ifade etmiyor önlem olsa da. Yangın hasar tespit açıklaması Sağlık Bakanlığı'ndan. Cuma günü yaşanan yangın sonrası inceleme ve hasar tespit çalışmaları konusunda açıklama yaptı Sağlık Bakanlığı. Hastanenin sigortasının 1 Şubat'ta yenilendiği belirtilen açıklamada yangının ardından hasar tespiti için ön çalışmanın yapıldığı, bugün ön kayıt tutanağı imzalanacağı kaydedildi. Bakanlık yangınla ilgili inceleme ve hasar tespit çalışmaları için ilgili birimlerden bir grup oluşturulduğunu belirterek yardım kampanyasına sigorta tazmin işlemleri zaman alacağı için cihaz ve donanım yenilenmesi ve hastanenin yeniden çalışabilir hale getirilmesi için başlatıldığını duyurdu. Sigorta tazmin etse bile bu hasarı ondan önce, yani sigortanın tazmin etmesinden önce cihazların alınabilmesi için, ivedilikle alınabilmesi için böyle bir yardım kampanyası başlatıldığı şeklindeki açıklama bugüne taşınmış durumda. Yardım kampanyası Kıbrıs Vakıflar İdaresi Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne 1 milyonla 5 ambulans bağışlamıştı. Devlet Hastanesi'ne yardım kampanyasıyla alakalı hesap numaraları ve diğer bilgiler de herhalde duyurulacak. Koronavirüs kapı mı sorar? Meclis 3 cana mal olan Nalbantoğlu'ndaki yangını ve Rum yönetiminin koronavirüs önlemi gerekçesiyle kapattığı sınır kapılarını tartıştı diyor bugün Star Kıbrıs gazetesi. Onun üzerinde de insanlık sırtından vuruldu başlığı atılmış. Yunanistan'a geçmek isteyen Ahmet Ebu Emed adlı göçmen Yunanistan askerleri tarafından sırtından vurularak öldürüldü. Erdoğan, Yunan askerleri iki mülteciyi öldürdü, bir kişiyi de yaraladı dedi. Türkiye'den ayrılan göçmen sayısı 120 bini geçti. Avrupa Birliği Yunan askerlerinin işlediği cinayetlere sessiz kaldı.
Almanya Başbakanı Angela Merkel, İdlib'de ateşkes ve Türkiye sınırında bulunan yüz binlerce Suriyeli için güvenli bölgeye ihtiyaç duyulduğunu bildirdi. Ama o güvenli bölgenin Avrupa toprakları olmayacağı aşikar. Bu konuda net politikaları, böyle bir göçmen akınına Avrupa izin vermeyecek. Yunanistan'la Türkiye arasında adeta arafta kaldı göçmenler ve bir yaşam mücadelesi veriliyor. Dolayısıyla bu gerçekten çok acı bir döneme tanıklık ediyoruz aslında. Birebir gündemimizde sosyal medya timeline'ı süresinde, tanıklığımız süresinde, timeline'dan geçme süresi kadar tanıklık edip ardından unutuyoruz. Ama orada o dram devam ediyor. Dolayısıyla böyle bir durum ne yazık ki yansıyor gazetelere de detay. Bu abartı niye? Kendi ayağımıza kurşun sıkıyoruz sözleri Ersin Tatar'ın detayın manşetinde. Cuma günü Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde çıkan yangına değinen Tatar, o gün hastanede bulunanlara ve tahliyeleri gerçekleştirenlere teşekkür ediyorum. Süratli ve soğukkanlı şekilde hareket edildi, daha fazla kayıplar olabilirdi dedi. Sınır kapılarında karar tek taraflı, gerekli tedbirler alınıyor, bu abartı niye söylemi. Bu konu o kadar abartılıyor ki dünya ekonomisi de etkileniyor. Gerekli tedbirler alınıyor, bu abartı niye? Kendi ayağımıza kurşun sıkıyoruz, yaptıkları yanlış, buna tepki göstermek en doğal hakkımızdır. Anastasiadis Akıncı'ya da hakaret etti, onu adam yerine koymadı. Ben böyle bir karar alıyorum, sen ne diyorsun demedi. Sayın Akıncı da bizim gibi konuyu radyodan duydu, ifadeleri yansımış durumdaydı. Meclisin gündemi hastane ve kapılar demiş Haber Alkıbrıs'ı. Sinir krizi geçirdiler diyor bugün. Güneyden ve kuzeyden büyük tepki geldi, başlığı aktarılmış durumda. Kıbrıs manşet, sürpriz faturaya dikkat diyor bugün. Devlet hastanesi yangınından sonra bazı özel hastaneler takdir edilecek bir davranışta bulundu. Acil servis kapılarını ücretsiz olarak halka açtı. Peki nereye kadar vatandaş fahiş faturalarla karşılaşabilir mi diyor bugün. Yangından tahliye edilen hastalara kapılarını hemen açan Yakındoğu Üniversitesi Hastanesi'ne, Girne Suat Günsel Üniversitesi Hastanesi'ne ve Kolan Hastanesi'ne, Başkent Hastanesi'ne ve Kamiloğlu Hastanesi'ne beklenen insani refleksi sergiledikleri için teşekkür etmiş gazetenin yazarı Doktor İlker İpek'tan. Talihsiz yangın olayından sonra diğer özel hastanelerin neden bu konuda sessiz kaldıklarını sorgulamış. Halkımıza ücretsiz acil servis, acil sağlık hizmeti vermeyen hastaneler gerçekten yeterli personel ve teknik donanıma sahip değiller mi? Yoksa maddi kaygıları nedeniyle mi ellerini taşın altına sokmadılar diye sormuş. Hastanede hasar tespit ön çalışması yapıldığı da aktarılıyor gazetede. Hazırlıklı olmalıyız. Kamu çalışanlarıyla ilgili reformun gündeme gelmesi gerektiğini söylemiş Erhan Arıklı. Bu yasa geçmedikçe kamudaki sorunları gidermek mümkün değil diye konuşmuş, bugüne yansıyor. Hedef 2022, Faiz Sucuoğlu'nun açıklamaları, sigorta affı pazartesi günü yürürlüğe girdi. Düzgün primlerini ödeyenlerin sitemleri olmuştu. Biz de kendilerine 10 kişiye kadar çalışanı olan küçük ve orta boyutlu şirketlerin ödemeleri düzgünse sigorta ve ihtiyaç sandığını 2 yıl üstleneceğiz şeklindeki açıklaması yansımış Faiz Sucuoğlu. Perşembe sabahı konuğumuz olacak, onu da hatırlatmış olalım. Ekonomik nefes alışımızı engellemek adına atılmış bir adım diyor Kudret Özersay. Kapıların kapatılması, tek taraflı olarak kapatılması olayıyla alakalı. Nacak gazetesi, Rum zihniyeti değişmedi demiş. 1964 yılından 2020 yılına utanç barikatları başlığını atmış bugün. Volkan gazetesi ise Cumhurbaşkanı Akıncı ile alakalı, Maliye Bakanı Amcaoğlu'ndan açıklama bekleniyor demiş bugüne taşıdığı haberde. Sendikal platformun açıklaması, insan kaçakçılığı ve köle düzeni var başlığıyla Haberatör gazetesinde. Sendikal platforma üye bazı sendika, parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri dün Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyerek devlet yetkililerinin insan kaçakçılığı ve sendikasız, güvencesiz çalıştırma konusunda tutumunu eleştirdi diyor. Bugüne taşınmış durumdaydı başlığı. Haberi diğer gazetelerden verirken de anlattık.
yerinde bir açıklama, fakat geç kalınmış bir açıklama. Devamında, takibinde neler olacak diye sorduk. Zira çok da görünmeyen, sendikalarında, yetkililerinde çok da fazla görmediği, ilgilenmediği toplumun kesimiyle alakalı bu durum. Dolayısıyla merak ediyoruz bakalım. Nasıl bununla alakalı olarak bundan sonra tavır geliştirecek sendikada, yetkililerde. Şimdi hastane yangınıyla alakalı konuşuyoruz. Sıla Usar İncirli bu konuyla alakalı olarak krizin iyi yönetilmediğine dair uzunca bir paylaşım yaptı ve niye böyle düşündüğünü de bir bir sıraladı. Neden krizin iyi yönetilmediği ile alakalı olarak ve dedi ki hastane yangınında Sağlık Bakanlığı ve hükümet krizi yönetemedi. Geçtiğimiz günlerde Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yaşanan yangın ve ardından yaşanan gelişmeler ülkemizde en kırılgan yurttaşların bulunduğu hastanelerimizde olağanüstü durumlarda Sağlık Bakanlığı ve hükümetin ortaya çıkan krizi yönetmekte büyük yetersizlikler ve becerisizlikler içinde olduğu gerçeğini gözler önüne sermiştir dedi. Hareket kabiliyeti kısıtlı, hatta yaşam ünitelerine bağlı hastaların tahliyesinde yaşamlarını tehlikeye atarak hastalarının güvenliği için ortaya koydukları büyük çaba için sağlık çalışanlarına, ayrıca itfaiye, sivil savunma teşkilatı, güvenlik kuvvetleri komutanlığı ekiplerine bir kez daha teşekkür ederim. Hastalara kapılarını açan özel hastanelere de gösterdikleri dayanışmadan ötürü takdir ve teşekkürlerimi sunarım diyor. Ama eleştirilerini de sıralıyor. Onlardan bir tanesi şu: kriz masası geç kuruldu, uzun süre karar alınmadı. Sağlık Bakanlığı hükümetten beklenen yangın haberinin hemen ardından bir kriz masası oluşturarak tahliye edilen hastaların tedavilerinin devamı, ailelerinin bilgilendirilmesi, devlet hastanesine yeni başvuracak hastaların yönlendirilmeleri, yangın sonrası hastane içinde oluşan çökme, kimyasal elektrik tehlikelerinin giderilmesiyle ilgili acil karar ve önlemler almasıydı. Kriz masası geç kurulmakla kalmadı. Gerekli kararlar saatler sonra duyurulabildi. Geçen zaman içinde büyük bir kaos yaşandı. İnsan ve çevre sağlığı ve güvenliği kuralları hiçe sayıldı diyor. Yangında ortaya çıkan kirlilik hem insan hem de çevre sağlığı ve güvenliği açısından olumsuz bir ortam oluşturmuş. Tahliye, hasar tespit ve temizlik çalışmalarında çalışanlar iş güvenliği ve sağlığı tedbirlerinden mahrum bırakılmıştır. Hastane yeniden açılma sürecindeyken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ekiplerinin iş sağlığı ve güvenliği yasası tahtında teftişleri yapılmadan ve onay alınmadan hasta ve çalışan sağlığını tehlikeye atacak uygulamalardan kaçınılmalıdır diyor. Bu hususta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nı göreve çağırdığını belirtiyor. Yangının nedeni tespit edilmeden ve giderilmeden hastanenin kullanıma açılması hastalar ve çalışanlar açısından güvenli değildir. Yeni hastane ihtiyacı elzemdir diyor ve hayatını kaybedenlerin acılı ailelerine de sabır dileyerek mesajını bitiriyor. Eleştirileri noktasında Sıla Usar İncirli, Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde uzun yıllar görev yapan bir isim de aynı zamanda bugüne taşınıyor. Onun eleştirileri de bugüne aktarılanlar arasındaydı. Mülteci krizinden bahsediyoruz. O krizle insan söz konusu olduğunda mücadele ifadesini kullanmak istemiyorum. Mülteci kavramı çok başka bir kavram. Göçmen olma hali gönüllülük esasına tabi değil. Zorunlu kalıyorsunuz kendi ülkenizde yaşayamadığınız için. Orta Doğu'ya baktığınızda zaten oradaki savaşlar, oradaki güçlere baktığınızda, orada verilen mücadelenin halkın büyük bir bölümünü kendi ülkelerinde yaşayamaz hale getirdiğini de aradan geçen bunca yılda gördük. Şimdi özellikle bu dönemde sosyal medyanın bu kadar aktif olarak anlık bilgileri doğrulanmamış, bu önemli, ama yine de anlık bilgileri, görüntüleri, fotoğrafları hemen paylaşabilir kılması nedeniyle trajedilere de adeta canlı yayında tanıklık eder bir haldeyiz hiç kuşkusuz.
Bununla alakalı yorumlar ülkemizden de geliyor. Yunanistan'ın mültecilere yaptıkları insanlık suçudur diyor Ayşem'den Akın. Kimse bir şey yapmayacak mı diye soruyor. Mesela kim yapacak bu konuda bir şey? Avrupa Birliği mi? Avrupa Birliği zaten istemiyor mültecileri. Bu konudaki tavrı oldukça net. Kimse bir şey yapmayacak mı diye sormuş. Sınırda yaşanan bu insanlık ayıbının hesabını Avrupa verecek mi? Susma konuş. Garantörlerin haline bak Kıbrıs'ı ve bir karar ver artık diyor. Yani bir tarafta Türkiye'nin bu konuda, yani mülteciler konusunda artık taraf olmayacağı, daha doğrusu müdahil olmama tutumu bir taraftan, diğer taraftan da Yunanistan'ın sergilediği bu tavır noktasında sözleri Ayşem'den Akın'ın bugüne yansıyordu. Aynı konuyla alakalı Ayça Özsabay da şunları söyledi. Yunan sahil güvenlik gemisi çocukların da içinde bulunduğu mültecilerin botunu dalga yaratarak batırmaya çalıştığı görüntüler zulmün en karanlık görüntüsüydü. İnsanlar çığlık atarken bunu duymayan yüreğiniz parçalansın, insanın gücüne gidiyor demiş Ayşe Özsaba. İnsan olanın gerçekten gücüne gidiyor bu görüntüler. Tüm dünyanın gözü önünde gerçekleşiyor. Hayatını kaybeden insanların dramı yaşanıyor. O görüntülerden söz açılmışken bir görelim mi Gizem? Dün benim de gerçekten canımı çok sıktı. Aklımı da çok kurcalıyor bu aralar bu olay. Bu programı zaten yakinen takip edenler biliyorlar bu konularda hassas olduğumuzu. Neden? Çünkü program sırasında kullandığım kimi ifadeler, yaptığım kimi yorumlara ülkemizde Suriyelileri istemiyoruz gibi çıkışlar da olabiliyor. Şimdi genellemeler üzerinden konuştuğumuzda elbette çok farklı kişisel tecrübelerinizden, deneyimlerinizden böyle bir sonuca varıyor olabilirsiniz. Ama dün gaz bombası atılmış o göçmenlerin sınırda, hani Araf dedim ya az önce, gaz bombası atılmış insanların, çocukların halinin fotoğraflarını paylaştım. Ben yani istemediğiniz aynı zamanda bu demiştim, hatırlayacaksınız. Şimdi bir görüntüleri verelim Gizem istersen. Bir hayatta kalma mücadelesi, bir botun üzerinde onlarca insan, Türkiye'nin artık kara ve deniz geçişlerinde engel olmama tavrı, tutumu ve ortaya çıkan işte bir botun üzerindeki insanlar, hani can yelekleri ya da onları denize düşmeleri halinde kurtaracak gerek sinimlerine de sahip değiller. Plaja falan giderken kullandığımız simitlerden var, o yeşil simit gibi. Ve sahil güvenlik botlarının mültecileri adeta batırmak, suya düşürmek için etraflarında dalga yaratmak amacıyla yaptıkları, çoluk çocuk, kadın, erkek, onlarca kişi hayatta kalmak için bir çaba sarf ediyorlar. Ülkelerini terk etmişler ve ortaya çıkan tablo bu. Şimdi bu nedenle işte orada bir hem hayatta kalma mücadelesi var, bir taraftan da o aslında neredeyse 10 yıldır devam eden Suriye'deki durumla alakalı olarak gelinen noktanın bu olduğunu görüyoruz. Bakın, KJ'yi de al istersen Gizem. Ve bu görüntüler çok konuşuldu. Şimdi İdlib'den, İdlib'te Türk askerlerinin hayatını kaybetmesi olayı Perşembe günü gündemimize düşmüştü. Son derece üzüldüğümüz, son derece derinden sarsan bir olaydı. Askerlerin, hayatını kaybeden askerlerin sayısının 34'ü bulması hasabiyle yine çok konuştuk, tartıştık. Türkiye iç kamuoyunda da tartışıldı konu. Bu konuyla alakalı olarak şimdi bunun ardından Türkiye zaten sınır kapılarıyla alakalı bir tutum sergiledi, biliyorsunuz. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması var. Rusya ile karşı karşıya gelme tavrımız yok diyor Ömer Çelik. Ve Yunanistan'a gitmeye çalışan mülteciler konusunda kimseyi zorla göndermiyoruz ve de zorla tutmuyoruz.
açıklamasını yaptı. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya ziyaretinin ise taviz olarak değerlendirilemeyeceğini söyledi. Rusya ile karşı karşıya gelme tavrımız yok, hedefimiz rejim dedi. Bakalım o görüşmede nasıl bir sonuç çıkacak, nasıl bir tavır tutum ortaya çıkacak İdlib konusunda. Türkiye'nin bundan sonraki yol haritası ne olacak göreceğiz. Sosyal medya gündemine yansıdığı haliyle aktaracaklarımız bunlar diyelim. Ve bir araya gidelim. Araya gitmeden önce hem para durumuna hem hava durumuna bakalım. Döndüğümüzde konuğum Ersan Saner olacak. Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri. Gündemdeki pek çok konu hakkında konuşma fırsatımız olacak. Yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimi, çalışmalar, hastane yangını, çok şey var ona soracağım. Birazdan buradayız konuğumla ama siz havanın ve paranın durumuna bakıyorsunuz şimdi. Bir kez daha günaydın diyelim efendim. 3 Mart sabahında öne çıkan haberleri manşetlerden aktardık. Sosyal medya gündemine baktık birazcık. Şimdi konuğumla birlikte ülkenin öne çıkan gündem maddelerine birazcık değinme fırsatımız olacak. Bugün konuğum Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Ersan Saner. Nasılsınız? Günaydın Nazar Hanım. Sizleri sormaz. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Çok yoğunsunuz. Evet. Uzun zamandır planlıyoruz ama bir türlü konuk edemiyordum. Size hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben öncelikle size hayırlı yayınlar dilerken ekranları başında bizi izleyen tüm seyircilerimize, tüm vatandaşlarımıza da günaydın demek istiyorum. Biz de bir kez daha günaydın diyelim. Şimdi bu hastane yangınıyla alakalı başlayalım isterim. Kamuoyunun elbette yakından takip ettiği bir süreç ve geçmişimizde de devlet kurumlarıyla alakalı yaşanan yangınların ardından ya hiç giderilmeyen noksanlar oldu. Örneğin tiyatro binası, laboratuvar binasının kısmen başka bir yere taşınmasıyla hizmet verebilir duruma gelmesi ama eski full kapasite haline gelememiş olması gibi hafızalarımızda taze örnekler var. Hal böyle olunca hastane, bir de hastane olduğu için çok daha büyük bir tepki. Canla başla çalışan insanlar elbette var ama gelinen aşamada tartıştığımız konu bu sigorta konusu. Dün mecliste de gündemdeydi. Sigorta şirketinin açıklamaları var. Fakat laboratuvar konusunda da yangının çıkış nedeniyle ilgili olarak net bir durum raporu olmadan tazmin edilemeyeceği ile alakalı bir endişe de var. Nasıl görüp değerlendiriyorsunuz? UBP'nin bakanlığında, Sağlık Bakanlığı. Siz de eminim çok yakından takip ediyorsunuz süreci. Evet, şimdi öncelikle geçtiğimiz hafta gerçekten bizim için çok sıkıntılı bir haftaydı. Ben programa başlamazdan önce İdlib'de hayatını kaybeden 34 şehitimize Allah'tan rahmet dilemek istiyorum. Yaralı askerlerimize şifalar diliyorum ve ailelerine başsağlığı diliyorum. Tam bu haberle sarsılmışken hemen akabinde ertesi gün sabahta bu kez de hastane yangınıyla karşı karşıya geldik. Tabii normal hayatta bu tip olaylarla karşılaşabileceği de bir realite, yani bunu kimse yadsıyamaz. Bu çerçevede baktığımda Nefkoşa Hastanesi'nde yaşanan bu yangından sonra tabii ki yoğun bakımda olan 3 arkadaşımız da vefat etmiştir ama Sağlık Bakanlığı'nın dünkü ifadesi, 2 arkadaşımız belki bu taşınma sırasında, Allah rahmet eylesin tabii onlara ve ailelerine başsağlığı diliyorum. Bu kayıpların da yaşanması bizi üzmüştür. Ancak tüm bunlara rağmen orada da sağlık çalışanlarının ortaya koyduğu cansiperhane davranışlar, her bölümün şefi olan doktorlarımızın ortaya koyduğu kararlı duruş, burada daha büyük bir facianın önlenmesinde de
çok ciddi bir rol almıştır. Artı sivil savunma ekiplerimiz, polisimiz, askerimiz, itfaiyecilerimizin rolünü de unutmamak lazım. Şimdi tabii yangından önce biliyorsunuz, önce can sonra mal gelir konu, bu tip olaylarda. Böyle ufak sıyrıklarla atlattığımız diyelim bu olaydan sonra. Tabii ki bu kez de devlet hastanemizin nasıl ve ne şekilde hizmet vereceği konusunda çeşitli görüşler ortaya atılmaktadır. Burada hastanenin, sadece hastanenin değil, devlete ait bütün kurum, kuruluş ve binaların Maliye Bakanlığımıza bağlı Emlak Malzeme Dairesi tarafından sigorta ettirildiği ortada. Dolayısıyla tüm binalarımız burada devlet güvencesi altında olduğu için devletin açtığı bir ihale sonucu her yıl sigorta edilmektedir. Burada da Şubat'ta sigorta yenilenmiş açıklaması evet, var zaten. Burada da bu sigorta yenilendiğinde 3 konu altında bu sigorta yenilenmesi yapılmıştır. Bunlardan birincisi binanın kendi binayla ilgili olandır. İkincisi müştemilatla ilgili olandır. Yani masamız, sandalyemiz, panomuz müştemilatla ilgili olandır. Üçüncüsü de tıbbi aletlerle ilgili olandır. Dolayısıyla bu bir yangın sonuçta. Tabii ki raporlar henüz kimsenin eline ulaşmadı. Ben de raporların bir yere ulaşmadan yorum yapmam doğru değil. Ama buradan çıkacak rapor çerçevesinde sigorta şirketinin bu zararları nasıl karşılayacağı da gündeme gelecektir. Ancak şunu söyleyebilirim ki dün Sayın Bakan'ın meclisteki ifadesiyle sigorta ekspertizleri ve uzmanlar, aletlerle ilgili olan uzmanlar bu konuda çalışmalarını zaten şu anda yürütüyor. Dolayısıyla bu konu üzerinde daha fazla yorum yapıp spekülatif bir takım haberlerin çıkmasını engellemek adına, çıkmaması için çok fazla yorum yapmanın da doğru olmadığını düşünüyorum. Çünkü yangının çıkış sebebinin elektrik kaplolarının ısınmasından kaynaklandığı tahmin ediliyor. Bu çerçevede baktığımda da bunun netleştikten sonra ancak konuşulmasının daha doğru olacağı ortada. Bir de hem Planlama İnşaat Dairemiz hem de Sağlık Bakanlığı'nın Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ile birlikte yaptığı başka bir çalışma daha var. Bu yangının sebep sonuç ilişkilerini ortaya çıkarmak. Artı binanın strüktürünün ayakta durabilmesi için ısıdan dolayı binanın beton içerisinde bulunan demirlerinin erkime noktasına gelip gelmediği konusunda da bir takım testler yapılması gerekir. Dolayısıyla hemen bu konuda da karar vermek doğru değildir. Ben meslekten olduğum için bunu net söylüyorum. Özellikle yangının çıktığı bölümde bir takım teknik testler yapıldıktan sonra nasıl bir hareket tarzı belirleneceği ortaya çıkacaktır. Bununla bu süreci yakından takip ediyoruz. Bakanımız bu konuyla ilgili zaten kriz masası oluşmuştur. Bu kriz masası çerçevesinde de konu en ince ayrıntısına kadar değerlendirilmektedir. Sadece devlet değil, bu konudaki uzman sivil toplum örgütümüz, her konuda devlete destek veren Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin de işin içinde olması bu konunun hem daha bilimsel bir açıdan hem de en kısa zamanda çözülebilmesi için birlikte çalışılmak istediğimiz bir sivil toplum örgütümüzdür. Onlar da sürecin içerisinde. Dolayısıyla süreci hep birlikte değerlendirip daha net kararları, doğru bilgiler elimize ulaştıkça konuşmanın daha gerçekçi olacağına inanıyorum. Ancak müştemilat ve aletler konusunda bir sıkıntı yaşanabileceğine inanmıyorum. Onu söyleyeyim. Hükümetin bu yangının ardından kriz masası kurma ve süreci yönetmesi konusunda nasıl bir sınav verdiğini düşünüyorsunuz? Örneğin Sıla Uslar İnceli uzunca da bir paylaşımda bulundu ve hem kriz masasının kurulması için geçen sürenin uzun olduğunu, hem o masa kurulduktan sonra o kaos ortamının hasıl olduğunu ve yine de cevap olamadığını pek çok madde sıraladı. İş güvenliği konusunda oradaki yangının ardından çıkan dumanın hem yangına müdahale edenler hem oradaki insanlar için sağlık durumuna zararları pek çok belki gördünüz o açıklamayı. Eleştiri hükümete bu konuda krizi iyi yönetemediği şeklinde. Hükümetin büyük ortağı Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri siz soralım onu nasıl yürütüldüğünü düşünüyorsunuz? Zaten
Şimdi bu konuda muhalefetten farklı bir açıklama gelse şaşardım. Doğal olarak onların elindeki tek argüman Ulusal Birlik Partisi'ni suçlayacak bir işlev ortaya, bir argüman ortaya koymaktır. Şimdi çok çabuk unutuldu. Bir dere yatağındaki köprülerin temizliğinin yapılamayıp 4 tane gencimizin hayatını kaybetmesinde hükümetin hiçbir kriz masası kurulmasını boş verin. Kriz masası kurulmuş olduğu halde bu 4 gencin hayatını kaybettiğini çok çabuk unuttu galiba muhalefet partisi. Hatırlayınız o günleri, 2018 yılında bir kriz masası var ortada. Kriz masasında farklı olaylardan dolayı farklı eğilimler, farklı olaylara müdahale edilmesi söz konusu olduğundan ana yollardaki alınması gereken tedbirler unutuluyor ve 4 gencimiz hayatını kaybediyordu. Bu yaşanmış bir olaydan bahsediyorum. Şimdi bir yangın var. Bu yangın sırasında nasıl bir işlem yapılacak, nasıl bir hareket tarzı belirlenecek? Sizin kurduğunuz kriz masasından önce itfaiye ve sivil savunma ekiplerinin devreye girmesi gerekiyor. Ve itfaiye ve sivil savunma ekiplerinin siz yöneliminde bu olaya müdahale etme zorunluluğunuz vardır. Ya onlar yönlendiriyor. Tabii ki. Sadece sizin orada kurduğunuz kriz masası o anda belirlenecek ihtiyaçların giderilmesi için yapılması gereken hareketleri düzenlemek içindir. Zaten ben konuşmamın başında söyledim. Bütün şeflerimize, bütün sağlık personeline teşekkür ettim. Neden? Herkes birimine sahip çıktı. Küçük bebeklerin kurtulması için hemşirelerin koşuşturmalarını hepimiz gördük. Tabii ki orada bir panik ortamı olacaktı. Tabii ki orada bir kaos ortamı olacaktı. Burada en az zayiatla bunu atlattık. Büyük şansımız vardı orada. Çok daha büyük bir felaketten dönülebilirdi. Allah korusun tam işe başlama saati olmayaydı bu. Ve gece yarısı olsaydı bence bu kadar da bu yangın olayı, bu kadar da sorun, bu sorundan çok daha büyük sorunlar yaşayabilirdik. Yaşadığımız sorun az kalabilirdi. Ama burada konuşulması gereken şu. Ben burada kimseyi suçlamak için konuşmuyorum. Çünkü bu tip olaylardan elde edeceğimiz siyasi rant hiçbirimizin önünü açmaz. Burada Sayın Sıla Usar da biliyorsunuz tıp işin başkanıydı. Ve bir sendika başkanı olarak o hastanede görev yaparken acaba böyle bir yangın olursa hiçbir tatbikat yapıldı mı yapılmadı mı diye hiç denetledi mi? Hiç bunu sorguladı mı? Şimdi ben burada Sayın Sıla İncirli'nin kendisiyle burada olmadığı bir ortamda polemiğe de girmek istemiyorum. Siz gelmeden önce programın evet. O bölümde sosyal medyayla ancak paylaştım eleştiriler. Ancak bu eleştirileri yaparken önce iğneyi kendimize bir batıralım bakalım. Ne var ne yok, nasıl hareket etmemiz lazım diye. Ben gerçekten itfaiye ekiplerimizin de sivil savunma ekiplerimizin ve tüm emniyet güçlerimizin bu konuda bu sınavdan başarılı çıktıklarına inanıyorum. Hastane personelinin, doktorlarımızın, hemşirelerimizin özverisine yürekten teşekkür ediyorum. Çünkü gerçekten büyük bir facia önlenmiştir. Ancak şimdi hastanemizin yeniden hizmete girebilmesi için ki Sayın Bakan'ın ifadesiyle çarşamba gün itibarıyla birçok servis etap etap kullanıma başlayacaktır. Hizmet vermeye başlayacaktır. Bununla birlikte ama meslekten biri olduğu için söylüyorum. Yangının çıktığı kalp ve damar cerrahisi bölümünde bir takım teknik testler yapılmadan oraya herhangi bir müdahalenin olamayacağı için oradaki sürecin hem inşaat dairemiz, planlama inşaat dairemiz hem Kıbrıs Türk Mühendis Mimar Odalar Birliği'nin ortak belirleyecekleri rapor doğrultusunda gündeme gelecek ve bütün tamirat ve tadilat işlemleri hazırlanacak projeye uygun olarak yerine getirilecektir. Yine meslekten olduğunuz için bu kez ben sorayım. Şimdi böyle bir binada ve bir hastane olduğunda ilgili bölümün, yani yangın çıkan bölümün tamir edilmesi evet gerçekleşecek ama binanın geneline baktığımızda yaşlı bir bina olduğunu biliyoruz ve kapasitesinin de çok çok üzerinde hizmet veriyor aslında. Yani amiral gemimiz diyoruz ya sağlık konusunda. Bu yangının ardından Burhan Nalbantoğlu'nun diğer
fiyatları diğer bölümlerinin hem elektrik hem diğer konulardaki durumuyla alakalı da bir çalışma yürütülmesi gerekir mi, gerekmez mi? Tabii ki zaten bunlar şu anda yapılıyor. Yapılıyor ve, yani diğer bölümler evet, için. Evet, evet ve tüm hastane tamamen bir elden geçti şu bir anda. Hayır, hem check-up'tan geçiyor hem de tüm hastane şimdi hastalar varken boya işlemleri de kolay olmadığından yapılamıyordu ama şu anda tüm hastane yeniden boyanıyor, dizayn ediliyor, sıhhi tesisatları gözden geçiriliyor. Ameliyathanelerin havalandırmaları başta olmak üzere çünkü yangından etkilendiği için her türlü teknik ekipler orada gerekli her türlü teknik proje çerçevesinde hazırlanan teknik proje çerçevesinde gerekli adımlar teker teker atılıyor. Şimdi siz dönemde bakanlıkta yaptınız, hala hükümette etkin bir görevde olan bir isimsiniz. Sormak isterim. Çünkü döneminde bakanların bu konuda çok şikayet ettiğini hatırlıyorum. Örneğin hastaneye bir şey alınacak. Sağlık konusu elzem, acilen alınması gerekiyor ama bürokrasi, işte ihaleye çıkılması, sürecinin tamamlanması gibi pek çok o bürokratik işlemlerin gerçekleşmesi gerekiyor. Şimdi burada acil bir durum var. Yangın beklenmeyen bir durum. Pek çok cihazın zarar gördüğünü biliyoruz. Kullanılmaz durumda olduğunu biliyoruz. Acaba nasıl bir yöntem izlenecek burada? Daha hızlı bir şekilde bunların şimdi zaten yapılması gündemde olacak burada herhalde değil mi? İhaleden çok. Zaten bu iş sigortalanmış durumda Nazar Hanım. Ama dolayısıyla çıkması o sigorta raporunun, çünkü bakanın açıklamasındaki yardım kampanyası yönündeki çağrı o aletlerin alınması için ilk etapta hani sigorta bunu yani şimdi etmeden. Siz bütün bu topladığınız yardımları, ben bu arada yardım yapan tüm kurum kuruluşlarımıza şahıslara da teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten bir mücadele ruhu oluşmuştur. Çünkü yangın sırasında bile battaniye, çarşaf gönderen iş adamlarımız olmuştur. Bu duyarlılıklardan dolayı onlara da teşekkür ederim ama burada topladığımız yardımlar hem binanın teknik olarak yani karkas, bina, tuğla, sıva, boya işlerinin düzenlenmesi için kullanılacakken hem de aletlerin alımı için kullanılacaktır. Oradaki aletleri de öyle kolay aletler, ucuz aletler değil, pahalı aletler. Dolayısıyla bu konularda elden teklif alma koşuluyla da hareket edebilirsiniz. Sağlık ve eğitim seçim yasakları olsa da ihtiyaçlarının giderilmesi için bu konunun daima dışında tutulabilen olaylardır. Çünkü her yere istihdam yapamazsınız ama sağlık alanında ve eğitim alanında ihtiyacınız varsa seçim dönemlerinde de istihdam yapmanız mümkün olduğundan mütevelli. Evet, bu süreç bürokrasiye asılmaz. Takılmaması da gerekir çünkü devlet hastanesi devreye girmediği sürece devletin hazinesine gelecek olan zarar diğerinden daha fazladır aynı zamanda. Dolayısıyla bu süreç çok şeffaf bir şekilde yönetilerek doğrusu ve zamanında bunun devlet hastanemizin hizmete girmesi için her türlü adım kararlılıkla atılacaktır. Bu çerçevede ama ben bir kez daha yinelemek istiyorum. Sigorta şirketleri de bu tip olaylarda kaçmaları söz konusu olamaz. Çünkü onların da tek derdi ve olması gereken halkının yanında durması gerektiğidir. Halkına destek vermesi yönünde ortaya bir takım projeleri çıkartıp gerekli katkıları yapmasıdır. Dolayısıyla kimsenin de bu konuda endişe olmaması gerektiğini düşünüyorum ve buna inanıyorum. Aksi zaten yine devlet tarafından da sorgulanır. Siz ülkede nasıl sigortacılık yapıyorsunuz diye de farklı boyuttan tekrar devletin sorgulama hakkı böyle vardır. Böyle bir durum var mı şu an? Hayır, siz sizin ortaya koyduğunuz bir takım kamu böyle. Evet, kamuoyunun acaba böyle olur mu? Hani geçmişte de yangın tecrübeleri şimdi var. Şimdi sonuç itibariyle Nazar Hanım şunu söyleyeyim. Devlet yasalar çıkartıp uygulamaya koyar. Bu yasaları çıkartırken tüm kurumlarıyla, kuruluşlarıyla, sivil toplum örgütleriyle, uzmanlarıyla konuşup tartışıp ortaya çıkarır. Sigortacılık yasamızda son 5 yıl içerisinde yenilenmiş ve çağın gereklerini yerine getirecek noktaya taşınmıştır. Dolayısıyla bu konuda kimsenin endişesi olmaması süreci gerektiğini takip ediyorum. Süreci yakından süreci takip ediyoruz. Peki, şimdi bugün itibariyle gazetelerin sizden önce aktardığım için Aytaç Çalı'da ve Şerife Ünverdi ile alakalı yargı sürecinin başladığıyla alakalı haberler bugün ön sayfalarda yer almış durumda. Şimdi dokunulmazlığı kaldırılan isimlerden Aytaç Çalı'da kendisi de dokunulmazlığının kaldırılması için oy vermiş
işte o dönemde kendisiyle alakalı iddialar konusunda da alnım açıktır, buyurun yargılayın demişti. Şimdi o süreç başlıyor. Şerif Evinverdi'nin ismini o dönemde çok fazla duymadık. Çünkü dokunulmazlığın kaldırılması gibi bir durum yoktu meclisin de dışında. Ama bugün onun da adı gazetelerin ön sayfalarında. Birazcık geçmişe gidelim. Süreç neyle alakalıydı? Bugün bu sanık durumunda olan iki isim Ulusal Birlik Partisi'nden neyle suçlanıyor ve süreç nasıl işler, ne getirir beraberinde diye konuşalım birazcık. Şimdi tabii konu mahkemede. Evet. Mahkemede olan bir konuyla ilgili benim herhangi bir televizyon kanalında neyle suçlanıyor, nasıl suçlanıyor, neden suçlanıyor, buradaki konunun olması, ben buna karar veremem. Bütün olgular zaten, dosyalar savcılık tarafından hazırlanmıştır, ortaya da konmuştur. Ama ben şunu söyleyeyim. Ben o komitede, Aytaç Bey'in dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili komitede bulunan bir kişi olarak polis raporlarında Aytaç Bey'in bu işlevler yapılırken kendiyle ilgili herhangi bir maddi kazanç sağladığı yönünde bir delilin bulunmadığını okumuş bir kimseyim. Bu çok net. Şimdi burada aslında bugüne kadar yasalarımızın, çalışma yaşamıyla ilgili yasalarımızın ortaya koyduğu veyahut da o günlerde düşünemediğimiz veyahut atladığımız bir takım hareketlerden ortaya çıkan bu sonuç, yani tüzüğümüzde, çalışma yaşamını düzenleyen tüzükte bunun tam net olarak belirlenmemesinden kaynaklanan bir olaydan bahsediyoruz. Nedir burada bahsettiğimiz? Bir çalışanın çalışma izninin yenilenmesi olayı. Şimdi bir kişi bir ülkeye nasıl gidip çalışma izni alabilir? Bir işveren ihtiyacı vardır diye devlete başvuruda bulunur. Bu devlete yapmış olduğu başvuru sonucunda eğer o dalda ihtiyaç varsa size o işçiyi getirmek için bir çalışma izni verilir. Siz işçiyi çalışma iznini alıp geliyorsunuz. Buradaki olayların birçoğu o noktada ve bu çalışma izni bittikten sonra bu çalışma izninin yenilemenin de koşulları vardır. Burada koşullardan bir tanesi de işletme sahibinin devlete, yani Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı'na veyahut diğer kurumlarına borcunun olmaması gerekliliğidir. Yani işletme sahibinin çalıştırdığı işçilerle ilgili sosyal güvencilerini yatırıp yatırmadığını denetlemenizle ilgilidir. Ülkede duyduğumuz kayıt dışı işçi veyahut halk tabiriyle kaçak işçi dediğimiz insanlar aslında bu ülkeye, bu ülkedeki iş yerleri sahipleri tarafından, yurt dışından o hizmetlerini karşılamak için getirtilen, ancak ülkeye getiren iş adamı veyahut iş kadını sayesinde o kişinin, o işçinin sosyal güvenlik yatırımlarını yapmamasından dolayı kayıt dışı olan insanlardan bahsediyoruz. Ve bu insanlar bir önceki tüzükteki, bu tüzük 2017 yılında benim bakanlığım döneminde değişmiş ve günün şartlarına uygun hale getirildiğine yürekten inanmaktayım. Bu insanlar kayıt dışı olarak ülkede de bulunduklarında ülkeden deport ediliyor ve bir daha bu ülkeye gelmemek üzere deport ediliyor. İşverenin sorumsuzluğu. Şimdi Nazar Hanım bakınız, yani elinizi vicdanınıza koyacaksınız şimdi. Ben bakıyorum, bu işçi yüz kızartıcı bir suç mu işledi? Hayır. Birini mi öldürdü? Hayır. Peki ne yaptı bu işçi? Bu ülkeye gelip ekmek parasını kazanmaya çalıştı. Ama bu ülkede sosyal güvenlik yatırımları yapılmadı diye yasal olmaktan çıkıp gayri yasal bir pozisyona düştü. Ve tespitler, denetimler sırasında tespit edilip direkt yurt dışı edildi. Şimdi bu vicdana sığmaz. Çünkü bu adamın sorumlu olmadığı bir olaydan dolayı siz adamı suçlamanız mümkün olamaz. Ve döndük, ne yaptık? Dedik ki asla bu tip olaylarda işçinin sorumluluğundan çok, işçinin sorumluluğu yoktur asla bu konuda, işverenimizin ne yaptığına bakalım. İşte az önce de söyledim, çalışma izni çıkarılabilmesi için o sosyal güvenlik kurumlarına yapılan yatırımların olup olmadığına bakıyorsunuz, borcu olup olmadığına bakıyorsunuz. Burada tabii bu çok ince ve hassas bir denge. Çünkü
ne işvereninizi dışlayabilirsiniz ne de işçinizi dışlayabilirsiniz. Çalışan insanın haklarını dışlayabilirsiniz. Bu ince dengeyi bu Sırat Köprüsü'nde ilerlerken dengenizi hiç bozmadan hem işverene tatlı sert olarak işçiyi de biraz daha kollayarak, bakın işverene tatlı sert olarak işçiyi de kollayarak bu dengeyi kurmak zorundasınız. Bu dengenin kurulması için de gerekli tüzük çalışmalarını dönemin İçişleri Bakanlığı'yla birlikte yaparak hem muhacirat yasalarını buna göre dizayn ettik hem de çalışma yaşamındaki işçilerimizin bu konudan direkt olarak etkilenmesinin önüne geçtik. Yapılan işlemler aslında tüzükte tam olarak bu şekilde o dönemde ifade edilmese de bunun benzeri işlemleridir. Yani çalışmaya... Ama tüzüğü yoktu. Tüzüğün maddesinin o kuralına belki de bilemiyorum nedir orada itham edildikleri suç. Ben dava dosyasını görmediğim için o konuda yorum yapmayacağım, yapamayacağım çünkü. Ama ben size bu çalışma yaşamında neler olduğunu ifade etmek istedim. Çünkü burada tatlı sert olmanız gerekirken şunu ifade etmek istiyorum. Bizlerin de önüne geldi. Çünkü geldik, önümüzde 145 milyon borç bulduk. Kasım 2016 maaş ödeyecek durumda değildi Sosyal Sigortalar Kurumumuz. Neden? Yıllar içerisinde biriken borçlar, bankada limitlerin tavan yapması, hiçbir bankadan borçlanacak yetkimizin kalmaması, limitlerimizi tamamen doldurmuş olmamız ve Kasım 2016'da hiç unutmuyorum Nazan Hanım, 520 bin Türk lirası. Yani o dönemin asgari ücretine baktığınızda 33 bin emeklinin 260 tanesini ödeyemeyecek durumdayız. Yani toplayabildiğimiz para o kadar olmuş. Yapabilecek bir şey yok. Bankada limitleri dolu ve o ay zar zor ödedik. Ama bu yasalarda, tüzüklerde yaptığımız değişikliklerle işverenimize tatlısa, çünkü işveren de haklı, yıllar içerisinde ekonomik sıkıntıdan dolayı keyiften ödemiyor değil ya bu adamlar da bunları. Ben de özel sektörden gelmiş bir kimseyim. Yani ama benim de özel sektörden gelmiş olmam, yanımda çalıştırdığım eğer yabancı ülkeden bir işçi varsa bunun sosyal güvenlik yatırımlarını yapmayacağım anlamına gelmiyor. Ama piyasada hepimiz de çok iyi biliyoruz, oluşan ekonomik krizlerden dolayı ilk ötelenebilecek bakılan olay sosyal sigorta ve ihtiyaç sandığı yatırımları olduğu için gene kötü niyetli değil. Bunu gelen ay öderim, bunu bir sonraki ay öderim diye düşündüğümüzden bu katlanarak artar. Dolayısıyla o tatlı sert tavrımız, tüzüklerde yaptığımız değişiklikler, ilk çıkarttığımız muhacirat affı arkından sosyal sigorta affı ile birlikte 2017 Kasım'da bu kez hem 13. maaşı ödedik, hem maaşlarımızı ödedik, hem de kasaya ilk kez sosyal sigortalar tarihinde 30 yıl sonra nakit para koyup ayrıldık. Şimdi dolayısıyla bu olayda da savcılığın ne getirdiğini bilemiyorum ama çalışan gerek bakan gerek özel kalem müdürü arkadaşımızın kendi şahıslarının lehine elde ettikleri hiçbir özellikle Aytaç Bey'inkini net biliyorum, polis raporunda hiçbir maddi kazanç elde etmemiştir ibaresini görmüş bir kişi olarak konunun bu çerçevede geliştiğini de ifade etmek istiyorum. Yargı süreci zaten başladı, sizin de ifade evet, ettiğiniz onu da gibi daha detaylı bir şey zaten söyleyemeyiz konuyla alakalı. Şimdi az önce dediniz ki ilk gözden çıkartılabilecek kalemler bunlar olabiliyor işveren açısından. Böyle düşünülmesinin ardında yatan nedenlerden bir tanesi nasıl olsa bir af çıkar orada hallederim de olabilir mi? Çünkü bu aflar konusu evet devletin kasasına para geliyor ve bir anlamda bu cezalı duruma düşen işverenler anlamında da olumlu sonuçlar doğurabiliyor ama böyle bir algı sadece bu konuda değil. Hani seyri sefer affı ne olacak canım nasıl olsa bir af çıkar. Bu artık birazcık da yerleşmiş bir düşünce olabiliyor insanlarda. Bu kez ödeyenler için de olumsuz bir durum ortaya çıkıyor. O zaman niye ödedim diyor. Böyle bir durum olduğunu düşünüyor musunuz bu afların artık beklenen hale gelmesi? Tabii ki bu aflar hiçbirimizin takdir ettiği olaylar değildir. Net söylüyorum bunu. Ancak bu aflar bugüne kadar çıktığı
gibi bundan sonra da çıkmaya bence devam edecektir. Gelir kaynağı olması sabiyle mi? Yoksa hayır, bunda hiçbir gelir kaynağı yok. Çünkü burada afta aslında affedilen sizin yatırmanız gereken rakam değildir. O paranın faizidir konuştuğumuz. Hiçbir afta siz ana paradan, isteseniz de istemeseniz de ana paradan bir af yapamazsınız. Sadece faizden yapabilirsiniz. Bakınız, aynı bakanlık iki ayrı daire. Sizin şu anda çalıştığınız iş yerini sizin için hem sosyal sigorta ödüyor hem ihtiyaç sandığı yatırımı yapıyor. Sosyal sigortada yatırımlarınızın karşılığı olmadığında ona faiz uygulanıyor ve bu faiz bağışlanabiliyor. Ama aynı bakanlığın ikinci dairesi olan ihtiyaç sandığında hiçbir af duydunuz mu? Hiçbir affa uğrayan kişi, kurum, kuruluş duyabildiniz mi? Duyamayacaksınız da. Neden? Çünkü o birikim sizin banka hesabınızdaki bir birikim gibi, ki emekli olana kadar belirli koşullar haricinde o paraya dokunmanıza size izin de verilmiyor. Çünkü sizin bir emekli ikramiyeniz olarak orada duruyor. Hiçbir işverene, hiçbir kimseye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarihi boyunca bu konuda bir af çıkmamıştır. Bu birincisi. Yani bunu da ortaya koyarken herkes sizin gibi böyle bir şey söylüyor. Oradaki af, devlet diyor ki ben bu faizi, sosyal sigortadakini benim zararım olduğu için halkın adını absorbe edebilirim. Ha, dediğiniz soru çok doğru. O zaman düzgün çalışan, düzgün ödemesini yapan işletmelerin olacak. Şimdi Nazan Hanım, bakınız bu ülkede ortalama %74 işletmelerin tümü küçük işletmelerdir. 5 kişi ve altında işçi çalıştıran müesseselerdir. Her af kapsamına mutlaka bakınız. O düzgün yatırımlarını yapan herkese de ödül olarak ödemiş oldukları sosyal sigorta ve ihtiyaç sandıklarını düzenli yatırdıkları için mutlak surette devlet tarafından bir teşvik uygulanmış ve çalışanının %50 sosyal sigorta ihtiyaç sandığı karşı devlet tarafından karşılanmıştır. Burada da 2 yıllık bir süre var galiba. Evet, gene aynı. Çünkü sizin söylediğiniz çok doğru bir tespittir. Ama bu hep halk tarafından konuşuluyor, ama %78'i kapsayan işletmeler için bu konuşulmuyor. Düzgün ödemesini yapan her vatandaşımız da bu kez bu noktada ödüllendiriliyor ve inanın bana, onlar da düzgün ödeme yaptıkları için çok ciddi bir kendilerine imkan yaratıyorlar. Bizim dönemden önce bu ödemeler sigortada, sosyal sigorta yatırımlarında belli bir miktar kazanım sağlamasını gerektiriyordu. Onu incelediğimizde bunun pek cazip olmadığını gördüğümüzden dolayı böyle bir yönteme geçtik. Ve 2017 yılında uyguladığımız af yöntemi, ben genel olarak baktığımda meclisteki yasa tasarısında, bugün de kademelendirilmiş olarak, çünkü daha önce tek bir kademe sistemi vardı. 2017'de bizim ortaya koyduğumuz herkeseye göre af yapılacak prensibinden hareketle 4 kademeye çekilmişti bu. Herkese katılımı oranında sigorta yatırımlarına af verilmesi öngörülmüştü ve çok başarılı bir af olup işte o günden sonra sigortalarda bir rahatlama söz konusudur, ki benden sonra göreve gelen Sayın Çeler de bunu birçok televizyon programında açıkça ifade etmiştir. Muhalif olup olmadığımıza bakılmaksızın. Şu anda da bu konuda bir sıkıntı yok, ama bu tip olayların doğru değerlendirilip doğru hamlelerle çözülmesi, çalışanın yani işçilerin de haklarının korunması adına alınması gereken tedbirlerdir diye düşünüyorum. Peki şimdi tabii ki bir cumhurbaşkanlığı seçim sürecindeyiz ve gündem maddeleri hızla değişebiliyor. Bundan birkaç ay önce konuştuğumuz konular bugün gündemimizde olmayabiliyor, ama zaman zaman onunla alakalı durumlar da ortaya çıkabiliyor. Şimdi hükümette son durumun ne olduğunu sormak isterim. Çünkü imar planı konusunda bir fikir ayrılığı vardı. Orada 15 Temmuz'a kadar uzatılmış bir süre var. Şimdi
bir taraftan da hükümetin Ulusal Birlik Partisi kanadından Genel Başkan Ersin Tatar aday, diğer taraftan bağımsız olsa da Kudret Özersay aday. Hükümetle alakalı çok fazla bir şeyin konuşulmadığı, daha çok Cumhurbaşkanlığı seçimine odaklanılmış bir süreç doğal olarak. Nasıl gidiyor hükümet arasındaki durum bu imar planı konusunun ardından? Çünkü bir de Maraş konusu konuşuldu. Orada da bir hoşnutsuzluk olduğu konuşuldu. Nedir hükümette son durum? Sizden alalım bilgileri. Şimdi hükümet aslında çalışmalarına devam ediyor. Ulusal Birlik Partisi olarak ben de imar komitesinden sorumlu kişi olduğumdan imar planı sırasında, imar planı düzenlenirken temel şehircilik parametreleri karşılanmadığından dolayı imar planına Ulusal Birlik Partisi'nin bir karşı duruşu olmuştur. Bu net. Bu daha sonra tabii yılın son günlerinde işte bir takım düzenlemeler yapıldı, hayata geçecek diye konuşulmasına rağmen halkın onayının alınmadığı bir realite, belediye meclislerinin imar planıyla ilgili herhangi bir kararı olmamasından dolayı da şu anda imar planı hayat bulmamıştır. Çünkü ben meslekten olduğum için yine söyleyeyim, halkın onayını almadığımız hiçbir planın uygulamaya girmesi mümkün değildir Nazan Hanım. Bu çok net. Bu konuda da Amerika Birleşik Devletleri'nde tam da bu konuyla ilgili buradan burs alıp orada kurs gören bir kişi olarak da gerçekten baktığımda Gazi Mausa, İskele, Yeni Boğaziçi imar planının temel şehircilik parametreleri karşılaması adına çok ciddi zafiyetleri vardır. Orada yapılan ağırlıklı olarak alfabenin en son harfi olan zaten teknik tabirimizde olur zoning dediğimiz kısıtlamalar bölümüdür. Bu tamamen yanlıştır. Bu tip bir imar planının yapılmasını ben kişisel olarak, meslekten olarak doğru bulmadığımı zaten her platformda söyledim. Söylemeye de devam ediyorum. Ama bu benim görüşüm. Tabii ki bununla paralel olarak da temel şehircilik parametrelerini taşıyan bir imar planının hazırlanıp yürürlüğe girmesi Ulusal Birlik Partisi'nin de birinci önceliğidir. Dolayısıyla bu konuda fazla tartışma ortamı yaratmaya artık gerek yoktur. Bunun için bu ikinci süre alınmıştır. Bu çerçevede çalışıp bunları düzenlemek için elimizden geleni de ortaya koymak zorunluluğumuz vardır. Şimdi, bunu net söylüyorum. Müteahhitlerin araçta eyleminin ardından tarafların yeniden bir araya gelmesi ve bu süreci ne olacağıyla alakalı şekil verileceğiyle ilgili bir tablo vardı. Zannederim iki toplantı gerçekleştirildi bugüne kadar. Fakat somut bir duruma ulaşılmamış gibi görünüyor en azından. Şimdi, bizim dışarıdan gördüğümüz. Bakınız, nedir durum? Müteahhitlerimizin konusu muktesep haklar konusudur. Öncelikle şunu teslim edeyim. Benim muktesep haklar konusunda ne benim ne partimin herhangi bir sıkıntısı yoktur. Bunu net söylüyorum. Çünkü bu muktesep haklar sadece bu dönemde değil, 2004 Annan planı sürecinde de oylamaya götürdüğümüz o plan vardı ya, orada bile bahsedilmiş ve birliğimize, yani Kıbrıs Türk Mühendis Mimarodalar Birliği ortak vize bürosuna kayıt yaptıran projelerin o dönemde bu haklardan faydalanabileceği yazılmış bir noktadan bahsediyoruz. Dolayısıyla şimdi müteahhitlerin müktesep hak konusunu bir kenara koyduktan sonra ben şunu söylemek istiyorum. Bir masa düşününüz, şu masayı. Bu masanın içerisinde şu bölüm, müteahhitlerin konuştuğu bölüm, şurası sadece. Bunun gerisi hiç konuşulmuyor. Sadece bu bölümde sıkıntılar var mı? Var. Sorunlar var mı? Var. İşte sadece burayı kurtaralım diye bu imar planında imzalayalım gibi bir düşünce vardı. Biz de bunun sadece bunu çözmekle doğru olmadığını, çünkü ileriye yönelik bugün müteahhitlerimizin hakkını çözsek de 3 yıl sonra gene bu sorunları yaşayıp paralel sorunları, daha farklı sorunları yaşayabileceğimizi, temel şehircilik parametrelerini ihtiva etmediği için bu sorunları yaşayabileceğimizi ortaya koyarak planın esasını düzenlemek zorunda olduğumuzu söylüyoruz. Ancak bu bölüm dahil konuşmak üzere muktesep haklar verildiği takdirde burada, ki bunun da karşı olmadığımı söylüyorum, o bölge için yaptığınız imar planının hiçbir anlamı kalmıyor. O zaman, pek çok sivil toplum örgütleri savunuyor. Tabii ki. O zaman ne yapacağız? Ciddi bir hata olduğunu söylememin sebebi işte burada. Bu bağlamda
iyi düşünmemiz lazım. Gerçekten herkesin kabul edebileceği, halkın onay verebileceği bir imar planını hep birlikte geliştirmek için ortaya çaba koymamız gerekmektedir. Bundan dolayı ben bunu geçeyim. Hükümetle ilgili biliyorsunuz Ekim 2019'da bir açıklama yapmıştım. İşte gene bir gazeteci arkadaşım geldi. İşte öyle oldu, böyle oldu. Ya dedim bir problem yok bizde, hükümet içerisindeki problem. Bir ailede kardeşler arasındaki problem gibidir. Ertesi gün ilgili gazete beni manşet çekti, kardeş oldular diye. Bu kez de bütün bizim partililerimiz, ya biz Halkın Partisi'yle kardeş mi olduk diye bana sormaya başladılar. Dolayısıyla bu da çok iyi bir şey oldu benim için bu açıklama o dönemde. Şimdi bunu kullanıyorum. Bizim biriyle kardeş olduğumuz yok ama şu anda hükümet ortağımızdan ciddi bir görüş ayrılığı, şu anda hükümeti bitirmek, sonlandırmak zorundayız gibi bir durumumuz yok. Ama her siyasi parti niye kurulur? Ülkeyi idare etmek için, ülkeyi yönetmek için kendisine olan güveninden kurulur ve her noktaya da aday gösterme zorunluluğu vardır. Burada Ulusal Birlik Partisi ülkenin en büyük partisi olarak Cumhurbaşkanı adayını göstermiştir. Halkın Partisi de kendi takdirleri bağımsız aday olarak kendi başkanlarını, eski başkanlarını göstermiştir. Dolayısıyla burada bunun hükümet çalışmalarını engelleyecek, etkileyecek diye bir koşul yok. Ben genel sekreter olarak da böyle bir şey görmediğimi burada net söyleyebilirim. 15 Temmuz'da nasıl bir hükümet olacağını düşünüyorsunuz? Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından bir erken seçim konuşulmaya başlanır mı? İmar planıyla alakalı tarih, 6 aylık tarih 15 Temmuz olduğu için. Şimdi hükümetlerde görev yaparken imar planı olsun, diğer bir takım yasalar olsun, sizin görüşünüzle ortağınızın görüşleri uyuşmayabilir. Zaten görüşlerimiz aynı olmadığı içindir şu anda 5 siyasi parti, 6 siyasi parti parlamentodadır. Doğal olarak buna baktığımda bizim hükümet ortağımızla uzlaşmazlığımız olabilir ama bunu mantık çerçevesinde teknik verilere dayalı bir plana çevirip 15 Temmuz'u birlikte nasıl düzenli bir şekilde dizayn edebiliriz. Çalışmalarımız olacaktır. Bu da bu kadar basit. Seçim sürecinin ardından mı o çalışmalar olacak? Birazcık çünkü konsantrasyon oraya toplanmış. Şu anda zaten attılar yorumları. Şu anda bence bu konudaki kurullar zaten geçtiğimiz haftada Sayın Başbakan'ın başkanlığında bütün sivil toplum örgütleri de dahil olmak üzere Mühendis Odalar Birliği, şehir planlama dairesi, şehir planlama plancılar odası başkanı, müteahhitler birliği ve bizler bir araya geldik. Konuyu tartışıyoruz zaten. Bu geçiş döneminde ne yapabiliriz? Çünkü imar planına olan baskı, müteahhitlerimizin baskısı dediğim gibi sadece bu bölge için. Bu bölge rahatlasa aslında imar planını yapma konusunda çok daha elimiz rahatlayacak ve çok daha kolay hareket tarzı yakalayabilecek konumdayız. Bütün bunları değerlendirip bir çözüm mutlaka üreteceğiz yani bu süreçte de. Peki süre daralıyor. Kıbrıs sorunu, hem Kıbrıs sorunu hem de Cumhurbaşkanlığı seçimi ikisini bir arada değerlendirelim. Seçim çalışmaları bu seçimde görüyoruz ki adaylar daha bölgesel toplantılarla çalışmalarını başlatmış durumdalar. Yani böyle çok kitlesel, büyük kitlelere açıkçası daha ilerleyen zamanlarda herhalde ulaşılacak bölgesel toplantılarla. Ersin Tatar'da oldukça aktif devam ediyor. Nasıl bir seçim süreci sizin açınızdan geçiyor? Nasıl görüyorsunuz durumu? Bizim açımızdan gayet verimli bir seçim süreci geçiyor. Zaten herkesin de çok iyi bildiği gibi Sayın Başkanı biz aday göstermezden önce 14 nihaye var Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde. Bu nihayelerimizi birer birer gezip Sayın Başkan'ı halkla buluşturma gibi bir gezi programı hazırladık. Bu gezi programlarının bir kısmı Sayın Başkan'ın adaylığının öncesine, yani 18 Ocak öncesine, bir kısmı da 18 Ocak sonrasına sarktı. Bunların tümü bizde bir miting havasında geçti. Dolayısıyla böyle de devam ediyor şu anda. Parti organizasyonlarımız, ilçe başkanlarımızla olan uyumumuz, milletvekillerimiz, bakanlarımız şu anda hep birlikte tek gündemimiz 26 Nisan. 26 Nisan'a Ulusal Birlik Partisi odaklanmış durumdadır. Biz zaten bu birinci turda
kesin geçecek olan adayız. Rakibimizin kim olacağını bekliyoruz. Ona göre ikinci turun planlamasını yapacağız. Tabii daha bu köprünün altından çok sular geçecektir. Rakibimizin kim olacağı konusunda bunu söylüyorum. Bu çerçevede de baktığımda önümüzdeki son işte 10-15 gün sonra, son seçime bir ay kala bu netleşir, daha da net ortaya çıkar diye düşünüyorum. Belli ama kimin gelebileceği, bu daha net ortaya çıkar diye düşünüyorum. Ona göre de ikinci turda da ne yapabiliriz? Şimdi olduğu gibi beyin fırtınası çalışmalarını o süreçte de hızlandıracağız. Dolayısıyla biz rakibimizin kimin olacağını beklemeye devam ediyoruz şu an için. Geçtiğimiz hafta Ersin Tatar'ı konuk ettiğimiz seçim meydanı programında kendisine de sorma fırsatı buldum. Ama yine de sorayım, adettendir Kıbrıs sorununu konuşmadan programı kapatmayalım. Şimdi Kıbrıs sorununa bakış açısı adayınız Ersin Tatar'ın zaten biliniyor. Yol haritası olarak nasıl bir somut yol haritası olacağını sormuştum. Yani neticede bir beşli gündemi var seçilmesi halinde. Ne yapacak? Yani ben artık federasyon görüşmem mi diyecek sorusunu sordum. Yani biz masadan kaçmayız, elbette masada oluruz dedi. Beşli'nin toplanması noktasında da Türkiye ile istişare içerisinde bu süreci götüreceğini söyledi. Ulusal Birlik Partisi tabanının artık iki devletli bir çözümü destekleme noktasında tavrı destekler göründüğünü biz de gözlemliyoruz. Bununla birlikte ilişkiler noktasında çok şey konuşuluyor bu seçim döneminde. O noktadaki tavrı nasıl değerlendiriyor taban sizce? Hem adayınız Ersin Tatar hem Ulusal Birlik Partisi'nin Türkiye ile ilişkiler noktasında. Nasıl oy geçişkenliği olacağını gözlemliyorsunuz? Nasıl bir seçim ortamı? Birazcık farklı bir ortam var gibi. Çünkü dışarıdan biz kokladığımızda öyle bir hava sesiniyoruz. Şimdi tabii ben sorunuzu iki aşamada ele alacağımı düşünüyorum. Yani bir cumhurbaşkanlığı seçimine giderken Kıbrıs konusundaki tavrımız, bir de Türkiye ile ilişkiler konusu. Bu seçim sürecinde en çok konuşulan konu. Yani şimdi zaten Ulusal Birlik Partisi'nin zannediyorum ki iki konudaki tavrı da halk tarafından, ben hiçbir şey ifade etmesem de nasıl benim adımın Ersan Saner olduğunu biliyorlar. İki konudaki tavrımızı da çok net biliyorlardır diye düşünüyorum. Şimdi birincisi, Ulusal Birlik Partisi hiçbir şekilde iki toplum arasında olan görüşmelerden kaçacak diye bir şey söz konusu değil. Bizim böyle bir talebimiz yok, tespitimiz yok. Ama bizim şu önerimiz var. Biz 50 yıldır Nazan Hanım bu görüşmelere katılıyoruz. 1968'den bugüne bu toplumlar arası görüşmeler devam ediyor. 52 yıl oldu. Barış Harekatı gerçekleşeli 46 yıl oldu. Bu görüşmeler hep devam etti. Ama bu görüşmeler devam ederken Güney komşularımız 1964 yılında alınan bir kararla bir devlet olarak tüm dünya tarafından tanınırken, Kıbrıs'ın kuzeyinde yaşayan Kıbrıs Türk halkı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak izolasyonlar ve ambargolar altında inim inim inliyor. Bu bir defa dünyadaki hiçbir hukuka uygun değil. Bunu net söyleyeyim. Dolayısıyla biz toplumlar arası görüşmeye katılacaksak, güneyde de bir zihniyet değişiminin olup olmadığını artık gözlemlemek istiyoruz. Eğer zihniyet değişikliği yoksa, aslında bu toplumlar arası görüşmelerden bir sonuç çıkmayacağı net ortadadır. Ve ilk kez Ulusal Birlik Partisi Cumhurbaşkanı Doktor Derviş Eroğlu döneminde end game, yani son oyunu ortaya koymuştur. Ondan önce bir bakınız, böyle bir son oyun da hiç gündemde yoktu. 11 Şubat'ta imzalanan deklarasyonla iki toplum arasındaki bu tabakatla bu da ortaya çıkmıştı. Dolayısıyla biz şunu söylüyoruz. Önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına Sayın Cumhurbaşkanı olduğu andan itibaren Sayın Ersin Tatar, güneyde bir zihniyet değişikliğinin olup olmadığının yoklamasını yapacağız. Örneğin hidrokarbon konusunda ortak bir komite kurulması. Çünkü Kıbrıs sorununun temelinde Kıbrıslı Rumların Kıbrıslı Türklerle hiçbir şey paylaşmaması yatmaktadır. Bakınız, çok
ekstrem söylemlere gitmek istemiyorum ama onların tek gayesi bu ülkede enosisi gerçekleştirmektir. Bugün bunun real bir görüş olduğunu mu düşünüyorsun? Bunun şu anda, bunlar artık enosisi konuşmasalar da farklı şekilde daha somut, yumuşak söylevlerle bunları geçiştirmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla temel felsefe Kıbrıs Türk halkı ile hiçbir şey paylaşmama zihniyetinde olan bu yönetimin masaya gelmezden önce bir takım iyi niyet gösterisi yapma zorunluluğu olduğuna inanıyoruz. Eğer bu kaynaklar Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası'na göre, temsiliyet onarımıza göre her şey belirlenmiş durumda. Eğer bu kaynaklardan da eşit şekilde faydalanacaksak, bunun resmi bir teyidinin yapılması, yani güneyde bir zihniyet değişikliğinin olup olmadığını gözlemlemek zorundayız. Tabii ki bunu gördüğümüz takdirde de o masaya oturacağız. Yani hidrokarbon dediğiniz örneğin bu konuda bir ortak komite kurulması, gerektiği çağrı yineleriz. Tabii ki, tabii ki. Cumhurbaşkanı çağrı yaptığı da öyle bir çağrı yeniden gündeme gelecek. Kesinlikle, ama bunlar olmadığı takdirde böyle bir niyetin olmadığını zaten görüyorsunuz. Ve bunu sadece biz söylemiyoruz. Sayın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay Bey de Maraş konusuna geldiğinde, Maraş konusuyla ilgili yaptığı açıklamada, öncelikle Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliğinin kabul edilmesi gerektiğini söyledi masaya oturmak için. Biz de aynı şeyi söylüyoruz zaten. Farklı bir şey söylemiyoruz ki. Türkiye ile birlikte, anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarını korumak adına, ülkede onurlu bir çözümü sağlamak adına, çünkü ülkede barış vardır. Bu ülkede kan akmıyor. Bu ülkede barış vardır. Ne zaman tesis edildi bu barış? 1974'te tesis edildi. Bu ülkede kan ne zaman aktı? 1963-1974 yılları arasında aktı. Bunu tüm dünya şu anda görmezden gelebiliyor olabilir. Ama ülkedeki gerçek budur. Ülkedeki gerçek bu ülkede iki ayrı devletin olmasıdır. Şu anda da bütün kamuoyu yoklamalarına bakınız, bu ülkede iki ayrı devlet olması ortaya çıkıyor. Siz de görmüşsünüzdür bu kamuoyu yoklamalarını. Bu çerçevede de düşündüğümde Ulusal Birlik Partisi'nin toplumlar arası görüşmeleri hiçbir zaman ötekileştirmeden, burada Kıbrıs Türk halkını en iyi şekilde ortaya koyarak, Rum tarafında zihniyet değişikliği olup olmadığını yoklayıp o masaya oturup Birleşmiş Milletler'e de 52 yıldır bu konuda bir çözüm önerisi üretilmedi. Artık bu konuda çözüm üretmek için de siz gereğini yapmak zorundasınız söylevini söyletmek için mutlaka gerekli şartlar oluştuğu takdirde masada olacağız. Burada masada olurken ama Birleşmiş Milletler de bunu söyletirken, evet biz buraya oturuyoruz ama her türlü çözüm modelinin de masada olabileceğini de Rumların bilmesi gerekiyor. Çünkü Rumlar bunu bilmediği takdirde o masaya oturduklarında gene bu masadan kalkmak için her şeyi yapacaklarını ben size net söylerim. Bunun en güzel örneği de 2004 yılında yaşanan referandumdur. Hatırlayınız dönemin Rum Cumhurbaşkanını ne demişti? Ben bir devlet devraldım. Ben bir otonomi devredemem demişti. Bunu ben söylemedim. Tassos Papadopoulos söylemiştir. Devlet devraldım diyor, otonomi devredemem diyor adam. Anastasiyadis de şimdi Papadopoulos. Ağlamıştı programda Sayın Papadopoulos o dönemde. İşte zihniyet bu zihniyettir nazar alın. Programın sonuna geldik. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından Ersin Tatar'ın ikinci tura kalacağı garanti rakibimiz kim onu bekliyoruz dediniz. Ulusal Birlik Partisi içerisinde Ersin Tatar'ın seçilmemesi gibi bir durumda neler yaşanır? Hem seçilmesi hem seçilmemesi soruyu eksik. Ulusal Birlik Partisi'nin şu anda gündeminde 26 Nisan vardır. Ersin Tatar'ın seçilmemesi gibi bir şey gündemimizde asla yoktur. 27 Nisan'da ne olacağını 46 yıldır bu ülkeyi yöneten Ulusal Birlik Partisi
46 dakikada bulur nazar alım. Peki. O zaman biz de o zaman konuşacağız bu konuyu gibi görünüyor. Çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Yoğun temponuzda geldiğiniz için bir kötü haber vererek bu bölümü kapatacağım. Sizle konuşurken bir taraftan onu daha paylaşmak için arkadaşlarıma yazışıyordum. Hüseyin Kanatlı'yı kaybettik biliyorsunuz. Öyle mi? Tedavi görüyordu. Ne yazık ki Hüseyin Kanatlı'yı kaybettiğimiz haberini sizlerle paylaşarak bu programın Allah bölümünü bırakalım. Şimdi ben de fotoğrafını karşımda görünce birazcık duygusallaştım. Çünkü onun ses tonundan, anlattıklarından anılarını dinleme keyfine, tecrübesine sahip bir insanım ben de. Dolayısıyla üzücü bir haber. Kıbrıslı Türklerin ilk sunucusu olarak da biliniyordu. Duayen radyocu, yayıncı, gazeteci Hüseyin Kanatlı'yı kaybettik efendim. Tüm sevenlerine başsağlığı dileyelim. 28 Şubat'ta o da hastaneden tahliye edilenler arasındaydı. Bilgisini paylaşalım ama bir süredir zaten tedavi görüyordu. 1931 yılında BAF'ta doğmuştu Hüseyin Kanatlı. 30 yıl Berete'de hizmet verdi. Onu da hatırlatmış olalım. Tüm sevenlerine başsağlığı dileyelim. Programın bu bölümü noktalayalım. Birazdan ben programın son bölümünde burada olacağım. Konuğumu uğurluyorum şimdi. Yeniden merhaba diyelim. Programın son bölümü Ersan Saner'di konuğum. Onu uğurladım. Hüseyin Kanatlı'nın hayatını kaybettiği bilgisini az önce sizlerle paylaştım ben de. Mütevazı kişiliği, kibarlığı, nezaketi, zerafeti gerçekten eşsiz bir insandı. Tanıyıp bir merhabalaşmak bile oldukça büyük keyif ama ondan anılarını dinlemek de yine aynı keyifti. Dolayısıyla üzgünüz, biz de bir süreden beri tedavi görüyordu Hüseyin Kanatlı'yı kaybetmiş olma haberini paylaştık. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da bir taziye mesajı yayınladı. Tanıyanı sevenleri pek çok kişi yine Hüseyin Kanatlı'nın ardından onun benim de az önce aktardığım kişiliğiyle alakalı güzellikleri paylaşıp sabır diliyorlar geride kalanlara, yakınlarına, tüm sevenlerine. Hüseyin Kanatlı'nın biz de aynı dileği tekrarlamış olalım. Sosyal medya gündemine programın ilk bölümünde bakmıştık. Köşe yazarları ve aktaracağım birkaç anekdot var yine sosyal medyadan gündemimize taşınan. Köşe yazarlarında bugün Cenk Mutluyakalı'dan aktaracaklarım var. Konu yine bu sigorta konusu ve yangın konusu. Cenk Mutluyakalı yangın sigorta 85 milyon lira diyor ve diyor ki hastane yangını yeni bir acı deneyim oldu. Kriz yönetiminde yine tökezledik. İyi ki hekimler, hemşireler, sağlık çalışanları vardı da büyük bir felaketten en az kayıplı, büyük bir felaket en az kayıpla atlatıldı. Fotoğraflara yeniden bakınız lütfen diyor. Ne giriş çıkışlar denetlenebildi ne de paniğin önüne geçilebildi. Çoğu hasta deyim yerindeyse elden ayaktan taşındı. Kaosa rağmen inisiyatifi üstlenen personel oldu. Her günde hastane yanmıyor diyeceksiniz. Doğru, mesele tam da bu. 20 senede bir yaşanacak felakete hazır olmak. Girne'deki cephane patlamasında da bunu görmüştük. Böylesi kritik anlarda panikle çözüm arıyor, çırpınıyor, mucizelere seviniyor, sürükleniyoruz diye eklemiş. Hastanede bir kriz masası oluşmuştu biliyorsunuz ama biz de yayın sırasında bilgi almak, yetkililerden bilgi almak noktasında zorlanmıştık. Bir kriz masası oluşturuyorsa düzenli olarak basını bilgilendirecek bir sözcüye de ihtiyaç var böyle durumlarda ki kamuoyu da özellikle bir hastane söz konusu olduğunda acilen bilgi doğrulanmış yani yetkililerden alınmış bilgiyi duymak ister. Dolayısıyla işte böyle bir durumda yani hastane yangını gibi bir durumda da o doğrulanmış bilgiyi almak oldukça önemliydi. Bunu o saatlerde yapamadık. Bunu Cenk Mutluyakalı şöyle ifade etmiş. Yani o bilgi akışının sağlıklı olamaması hali. Yani yetkililer yapsa da sağlıklı olamaması halini şöyle ifade etmiş ve demiş ki örneğin 6.45'te yangın başladı. Öğlene doğru Başbakan Tatar 300'e yakın hastanın başka hastanelere aktarıldığını söyledi. Saat 12 gibi bu kez Sağlık Bakanlığı'ndan bir açıklama yapıldı. Başbakanın 300 dediği rakamın 86 olduğu duyuruldu. Saat 19 gibi yeni bir açıklamayla başka hastanelere sevk edilen hastaların sayısının 103 olduğu
anlatıldı, aktarıldı diyor. Dolayısıyla işte böyle bir durum var. Elbette böyle büyük bir felaket içinde rakamlar şaşabilir, tamam, ama artık yangın bitti diyor. Planlamaya ihtiyaç olduğunu söylüyor. Rakamlardan kasıt hastalar değil, buradaki maddi anlamda hastanenin sigortalanmasıyla alakalı rakamlar. Sigorta şirketine sorduk, poliçe yangını kapsıyor, 85 milyona kadar ödeme güvencesi veriyor. Eğer bir kasıt yoksa diyor sigorta şirketi, böyle bir ihtiyat var ortada. Bir de anladığım şu, poliçede hangi cihazlar var, hangisi yok pek bilinmiyor diyor. Sigorta eksperi, yani bilirkişi uzmanlar yurt dışından gelmiş diye de ekliyor Cenk Mutluyakalı. Şimdi yangın bitti. Gerçekten bir planlamaya ihtiyaç var. Hem yangının yaralarını sarmak hem de yola koyulmuşken hastanenin tüm eksiklerini gidermek için bir fırsat penceresi açabiliriz. Birisi bir hesabını yapmalı bunun, bir analizini ortaya çıkarmalı. Devlet emlak da görünür olmalı planlama inşaatta. Sigortadan kaç para gelecek, ihtiyaç ne, inşaatı kim yapacak, denetimi kim, standartları kim belirleyecek, sürüklenip gidiyoruz. Yangın yeri tüm bunlar aslında diye de bitirmiş. Şimdi Bakan Ali Pilli'nin bir bağış kampanyası başlatılacağını duyurmasıyla sigortanın bu ödemeyi yapmasından önce gerekli ihtiyacın karşılanmasına yönelik bu paranın kullanılacağı ile alakalı söylemi vardı. Cenk Mutluyakalı'nın bugünkü köşesindeki işaret ettiği noktalar bizim de özellikle ne kadarlık bir toplam hasar var, ne kadar bir para toplanması gerekiyor sorularına yönlendirmiştik. Sorularını yönlendirmiştik. O noktaların altını çizen bir köşe yazısı bugün sizinle paylaşma ihtiyacı hissettim. Bugüne taşınanlar arasındaydı. Şimdi bu sorular yanıt bekliyor hiç kuşkusuz. Değerli izleyiciler, şimdi birkaç haber daha paylaşmak istiyorum sizinle. Onlardan bir tanesi şu. Yiğitcan Hekimoğlu, biliyorsunuz, başarılarını paylaşmaktan gurur duyduğumuz bir atletimiz, bir sporcumuz. Şöyle bir sosyal paylaşımda bulundu kendi hesabından ve dedi ki, Kuzey Kıbrıs'ın acı gerçekleri, uzun süredir kamuoyuyla paylaşmayı beklediğimiz, hep inancımızın bir kez daha kırıldığı bu son adımda maalesef bir sporcunun hayali olan ve ona çok yaklaşan olimpiyat hedefi koymuş bir sporcu olarak sesleniyorum, hatta haykırıyorum, yalnız bıraktınız. Bize ne başka ülkelerle ne de rakiplerle savaşmaya olanağı vermeden içimizde parçalamaya çalıştınız. Dilinizde bir ambargo kelimesi sakız etmiş sizler varken, biz ayağımıza paspas ederken sadece izlediniz ve izlemeye devam ediyorsunuz. Sizler gençlere şuursuzca vaatler savunurken, spor branşında zirveyi hedef almış birine bile sahip çıkamazken, kalkın o bağlandığınız koltuklardan, yalnız bıraktınız. Yazıktır onca umuda, emeğe, alın terine. Haykırışım tüm bu sistemsiz sistemin içinde olan ve buna sebebiyet veren herkese. Yok ki bitti yerlere düştük. Hayır, herkes tarihte hak ettiği yeri bulacak. Tüm sporcu kardeşlerimin ve antrenörlerin belki de sessiz çığlığı, haykırışıdır bu. Bu şahıs meselesi değil, bu devlet meselesidir, bu varoluş meselesidir. Yalnızca üzgünüm dedi Yiğitcan Hekimoğlu. Başarılarıyla gurur duyduğumuz, paylaştığımız bir atletin yalnız bıraktığınız sitemi dün çok paylaşıldı. Ve dedi ki, biz burada dişimizle tırnağımızla çalışıyoruz çalışmasına, ama siz bizi yalnız bırakıyorsunuz, o koltuklarınızda oturuyorsunuz. Buna bugüne kadar kimler sebebiyet verdiyse sözüm herkesedir dedi. Tutturmuşsunuz bir ambargo sözü, ama biz burada hala bir şeyler yapmaya çalışıyoruz, sizse bizi yalnız bıraktınız. Tek tek isim vermedi belki ama sözüm bunda payı olan herkesedir dediği o paylaşımı çok dikkat çekmişti. Ben de paylaşmak istedim. Gazeteci bir büyüğüm Hasan Kahvecioğlu, o da çok farklı bir konuya dikkat çekti. Paylaşımına birazdan yer vereceğim ama fotoğraflar aktarmak istiyorum. Issızlığın ortasına terk edilmiş
köpekler ve onların yavruları. Şimdi onların nerede olduğuyla alakalı olarak bilgiyi de paylaşacağım sizinle. Sayıları 1 değil, 5 değil, 10 değil, onlarca köpek diyebilirim. Issızlığın ortasına aç bir ilaç bırakılacak şekilde terk etmişler. Daha detaylı fotoğraflar var ama onları paylaşmayacağım sizinle. Hasan Kahvecioğlu'nun profili açık. Orada isteyenler görebilir. Şimdi aç bir ilaç, ıssızlığın ortasına terk edilen köpeklerden bazıları hayatını kaybetmiş, ölmüş köpekler. Ve diğerleri de aç kaldıkları için o ölmüş olan köpekleri yiyorlar. Böyle bir durum, böyle bir ortam. Nerede bu? Şimdi Hasan Kahvecioğlu'nun iletisini paylaşacağım. Kahvecioğlu diyor ki Dikmen çöplüğü dolayında terk edilmiş 30'a yakın köpek kurtarıldı. Dikmen çöplüğü yakınında ormanlık alanda yürüyüşe çıkan bir grup vatandaş 30'a yakın köpeğin dar bir alan içinde yaşam savaşı verdiklerini görünce hayrete kapıldı. Köpeklerin birçoğunun dişi kasmalı ve bakımlı oluşlarının terk edildikleri bölgeye topluca atıldıkları izlenimi verdiği medyaya anlattı yurttaşlar. Köpeklerin 3 tanesinin açlıktan öldüğünü, diğerlerinin de hayatta kalmak için ölü hayvanları yemeye başladıklarını söylediler. Hayvansever yurttaşlar Lefkoşa, Girne ve Gönyeli belediyelerine başvurduklarını, ancak bu belediyelerin söz konusu hayvanları alıp barınağa yerleştirmeyi kabul etmediklerini aktardılar. Dikmen Belediyesi'nin de hayvan barınağı olmadığı gerekçesiyle kimsesiz hayvanları almayı reddettiğini belirten yurttaşlar sonunda hayvan hakları savunucusu sivil toplum örgütlerine başvurdular demiş. Onlar da, yani o derneklerde 26 hayvanı kurtarmayı başarmış. Bir anneyle 8 adet bebek hayvanı kurtardıklarını, onların su mama ihtiyaçlarını karşıladıklarını anlatmış. 3 dernek, Altın Patiler Hayvan Hakları ve Sessiz Kullar Derneği, o derneklerin sahip çıktığı köpeklerin belediyeler ya da yurttaşların ilgisini beklediğini anlatmış yetkililer. Yani bu derneklerin yetkilileri bu toplu ölüme terk etme olayının suç sayıldığını ve bu köpekleri terk ederek dağlık alana atanların bulunarak cezalandırılması gerektiğini de savunmuşlar. Şimdi biz can kıyaslaması yapmak değil amacım. Ancak pek çok konuda tökezlediğimiz gibi bu konuda da tökezliyoruz. Yani belediyelerin başıboş hayvanlarla alakalı olarak yeterli kaynakları olmadığını, yeterli imkanları olmadığını da biliyoruz. Ve başıboş hayvanları boş bir alana terk edip açlığa bırakmanın çözüm olmadığını da biliyoruz. Yapılması gereken bu hayvanların kısırlaştırılması. Oraya bırakılan 30 tane dişi köpek olduğu belirtiliyor. Bir tanesi de yeni doğum yapmış. Zaten kendi aç bir ilaç, yavrularını da beslemeye çalışıyor. Fotoğrafta aktardım, hatta tekrar göstereyim. Issızlığın ortasında dedim. Kendi zaten aç. Bakın, bir karton bulmuş onun üstünde yavrularıyla birlikte. 30'a yakın köpek, çoğunun, hepsinin dişi olduğunu söylüyor. Açlıktan hayatını kaybeden diğer köpekleri de yiyor hayvanlar. O da fotoğraflanmış ve bu şekilde bulunmuş. Şimdi hayvan politikası belediyelerde ne yazık ki dedim, kaynaklar sınırlı ve kabiliyet çok yok bu konuda. Dolayısıyla yapılamayabiliyor. Yapılan belediyelerde de kimi zaman eksikler, noksanlar ortaya çıkabiliyor ama en azından barınakları olan belediyeler var. Hayvanları terk etme konusu. Şimdi hem canlı hayvan satışıyla alakalı birkaç söz söylemek lazım bu noktada. Bunun ülkede yasal olması halini, bir de hayvanların mal gibi görülmesi halini konuşmak lazım ki hediye etmek, satın almak konularında yapılanlar bu ne yazık ki. Satın alma, sahiplen bir motto olarak kafalara yerleşmesi gerekiyor bir taraftan. Diğer taraftan da yaptırım gücü olması gerekiyor. Cezaların yüksek olması gerekiyor ki benzer durumlar yaşanmasın. Dolayısıyla bu konunun pek çok anlamda ele alınması gerekiyor. Hasan Kahvecioğlu'na teşekkür ediyoruz. Ülkemizden böyle bir paylaşım. 30'a yakın köpek aç bir ilaç bir boş alana bırakılıyor, kaderlerine terk ediliyor. Ne güzel, kimin yaptığını da bilmiyoruz. Böyle bir durumu aktardı bize. Şimdi programın başında o bölümde paylaştığım bu insanlık dramından birazcık bahsetmeden kapatmak olmazdı yayını.
İdlib saldırısı sonrası biliyorsunuz Türkiye göçmenleri daha fazla kendi sınırlarında tutmakla alakalı bir misyon üstlenmedi. Yunanistan sınırında, Araf diyorum ben oraya, karadan ve denizden Yunanistan'a ulaşmaya çalışan göçmenlerin yaşadıklarını yine ilk bölümde paylaştık. Yunan sahil güvenlik botlarının bir şişme botun üzerindeki mültecilere, göçmenlere nasıl müdahale ettiğini yüreğimiz burkularak paylaştık. Kritik bir görüşme gerçekleşecek bu noktada. Erdoğan-Putin görüşmesi, o görüşmede İdlib ve Türkiye'nin Suriye politikasıyla alakalı nasıl bir durum ortaya çıkacağı noktasında sorular ve yanıt bekliyor. AK Parti sözcüsü Çelik açıklama yaptı. Hem göçmen politikasıyla alakalı Türkiye'nin ve dedi ki kimseyi zorla göndermiyoruz ve zorla tutmuyoruz. Rusya ile karşı karşıya gelmek gibi bir tavrımız yok dedi aynı zamanda. Hedefimiz rejim dedi. Yunanistan'a gitmeye çalışan göçmenler için kimseyi zorla göndermiyoruz ve zorla tutmuyoruz derken AK Parti anlamında sözcü olduğu için, AK Parti sözcüsü olduğu için Cumhurbaşkanı Erdoğan'la alakalı gelen eleştiriler ya da bir çark etme durumu mu tırnak içinde kullanıyorum söz konusu olabilir bu Rusya görüşmesi sonrası söylemlerine karşılıksa Erdoğan'ın Rusya ziyaretinin taviz olarak değerlendirilemeyeceğini söylediği açıklama var. Şimdi işin siyasi boyutu bir tarafa. İnsani boyutu işte bu. Süre gelen savaşın yol açtıkları işte bu. Yanı başımızdaki savaşın yol açtıkları işte bu. Artık o Araf'ta kalma durumunda can kayıpları da var. Avrupa'nın da göçmenlerle alakalı, mültecilerle alakalı tavrını çok net bir şekilde görebiliyoruz. Türkiye adeta bir tampon bölgeydi ve şimdi İdlib konusunda Türkiye'de o kozunu oynamış gibi görünüyor. Herhangi bir şekilde ne teşvik ediyoruz diyor Ömer Çelik, ne zorla gönderiyoruz ne zorla tutuyoruz, hiçbir şey yapmıyoruz diyor. Dolayısıyla işte ortaya çıkan durumda bu. O göçmenleri taşıyan küçük botlar Akdeniz'in, Ege'nin suyunda ya da karada biber gazıyla, plastik mermiyle, soğukla mücadele eden insanlar. Koronavirüsü konusunda Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamasından bir bölümü paylaşmıştım. Salgınla alakalı olarak hiç daha önce görülmemiş bir durum yaşandığını söylüyor kim? Dünya Sağlık Örgütü, dünyanın koronavirüs salgınında daha önce görülmemiş bir durum yaşadığını söylemiş ve dünya genelinde ölümlerin 3000'i geçtiği durumla alakalı olarak bu ölümlerin çoğunun Çin'de görüldüğünü söyleyebiliriz ama Çin dışında Çin'de olduğundan 9 kat daha fazla yeni vakanın ortaya çıktığını da söyleyebiliriz. Yani artık Çin'de birazcık daha düşme eğilimi görürken Çin dışındaki vaka sayıları artış gösteriyor. Dolayısıyla her ülkenin de kendi durumuyla alakalı kendine has önlemler alması gerektiğini söylüyor Dünya Sağlık Örgütü. Koronavirüs vakası bildiren 62 ülkenin 38'inde vaka sayısının 10 ya da daha az olduğu söyleniyor. İşte bu noktada tutmak, kontrol altında tutmak çok önemli ama hızla yayılıyor. 8 kadar ülke son 2 haftadan yeni vaka bildirmedi ve kontrol altına almaya başardılar demiş. İşte bu kontrol altına alma durumu çok önemli. Örneğin İtalya bunu yapamadı ve tüm Avrupa'ya yayıldı. Onun hatırlatmasını yapalım. Koronavirüs konusundaki durum bu. Dünya Bankası ve IMF ise bu konuda yeni tip koronavirüsü salgını nedeniyle insani ve ekonomik zorluklarla mücadele eden ülkelere, üye ülkelerine destek vermek için hazır olduğunu bildirdi. Elbette bugün destek verecek ve yarın bunun da bir beklentisi karşılığı olacaktır diye düşünüyoruz doğrusu. Şimdi bir fotoğrafım daha vardı bu konuyla alakalı aktaracağım. O da şu koronavirüsü. Şimdi bunu şu an paylaştığım görüntüyü arkadaşlarım ekrana verirlerse siz de yakından göreceksiniz. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA paylaştı bu iki görüntüyü. Havadaki azot dioksit gazının azaldığını gösteren grafikler bunlar.
koronavirüsün Çin'de hava kirliliğinin azaltılmasına yardımcı olduğu kaydedildi. Nasıl? Çin'de üretim durma noktasına gelince işte ortaya çıkan durum bu. Hava önce koronavirüsün çıktığı Wuhan şehri ve etrafında temizlendi. Bu eğilimin Şubat sonunda tüm ülkeye yayıldığı ifade edilmiş. Çin'de milyonlarca insanın karantinaya alınmasının da bunda etkisi olmuş. İnsan ırkının tarihinde en büyük eylem olduğu belirtilmiş. Milyonlarca insanın karantinaya alınması, üretimin durması. Karantinaya alınmak ne demek? Evde araba kullanılmıyor ve herhangi bir şey yok. Dolayısıyla azot dioksit gazı havada ilk önce bu salgının başladığı Wuhan kentinde, ardından da tüm Çin'de NASA'nın aktardığı gibi azalmış durumda. Olumlu etki olmakla birlikte dünya tarihinin görmediği bir seviyede bu durum diyor Dünya Sağlık Örgütü. Onu da bir kez daha hatırlatalım. Süremi birazcık aştım. Hüseyin Kanatlı bir kez daha gözümün önünde canlanıyor. Onu kaybetmiş olmak, haberini sizinle paylaşmak bugün beni üzdü. İşte bu gelişmeler ve haberlerle günü bugüne dair kapatıyoruz. Yarın haftanın ortasında, çarşamba sabahında saatler 7.30'u gösterdiğinde sizinle birlikte olacağım efendim. O zamana dek hoşça kalın, hep mutlu haberler alın.